ve daima ayrı düştüklerini dile getirdiler. Yani bunu da bir not olarak söyleyelim. Diğer konuşmacımız Sayın Ercüment Özkan ise 1938 Mucur doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini terk etmiş. Daha sonra dil tarihim benim de bitirdim. Benim de Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdiğim bölüm okulun Fars Dili ve Edebiyatı'nın 3. sınıfından ayrılmış. Belirli bir İslami anlayışın sözcülüğünü yapması nedeniyle birkaç kez kovuşturmaya uğramış ve bu kovuşturmaların sonunda birkaç kez hüküm de giymiş. Yani kendi görüş ve düşünüş tarzının bir sözcüsü, bir taraftarı. Halen Sayın Ercüment Özkan, İktibas dergisinin Türkiye'de uzun soluklu yayımlanan dergilerden birisi, bu derginin genel yayın yönetmenliğini ve baş yazarlığını yapmaktadır. Diğer konuşmacımız ise Hasan Yalçın, Konya 1944 doğumlu, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda 1960'lardan beri Sosyalist Mücadele'nin 141. maddesinden 7 sene hapiste yattı. Mesleği ise yatmış çıkmış bir insan. Mesleği ise elektrik yüksek mühendisi olan bir arkadaşımız. Şimdi ben konuşmacılara rahat bir konuşma temposu içinde olabilmelerini sağlamak amacıyla birkaç kez soru sormayacağım. Genel bir soru soracağım, hepsine soracağım. Rahatlıkla konuşabilme ortamı sağlayabilmeleri için. Sorum şöyle, Türkiye'nin politik ve iktisadi kültür düzeyi konusunda genel olarak ne düşünüyorsunuz biçiminde? İlk sözü de yine hocamız Arslanbaşı Kafaoğlu'na vererek yarım saatlik konuşma seansını başlatalım. Buyurun Sayın Arslanbaşı. Sayın Başkan, Sayın Belediye Başkanımız ve değerli gençleri, değerli dinleyiciler. Önce bana bu konuşma fırsatını verdikleri için düzenleyici dergi ve derneğe çok teşekkür ederim. Ben 1993 Mayıs'ından beri Türkiye'nin çeşitli kentlerine giderek konuşmalar yapmaktayım. Bu 52. konuşmamdır. Ve bu konuşmaların hepsi kendi namıma, kendi adımadır. Hiçbir parti veya kuruluş veya bir topluluk adına değil. Bu kesif, yoğun faaliyete geçişimin sebebi de bütün dünyada ve Türkiye'de yanlış bir değer yargıları bütününü yerleştirilmeye çalışılmasındandır. Dünyada yanlış değer yargılarını yerleştirmek için şimdi hakim insanlar, yani güce sahip insanlar çok büyük bir olanaklar gücüne sahiptir. Hatta ben şöyle diyorum, birkaç yerde de söyledim. 16. yüzyıl coğrafya keşiflerinin yüzyılı idi. 17. yüzyıl ticaret burjuvazisinin yüzyılıydı. 19. yüzyıl sanayi burjuvazisinin yüzyılıydı. Onlarla beraber askeri güçlerin işe karıştı. 20. yüzyılın birinci yarısında bu devam etti. Fakat ikinci yarısı medyacıların yüzyılıdır. Bir ak gerçeği bir kara şeklinde göstermek bu medya elinde mümkündür. Zayıf insanların bu medyayla yarışma veyahut savaşın olanakları da çok zayıflamıştır. Eskiden ne yapardınız? Gazetelerle yayarlardı, dergilerle yayarlardı. Siz de giderdiniz, daha az kaliteli olsa da,
daha az sayfalı olsa da bir entertipte şey yapmış, bir gazete çıkardınız, bir risale yazardınız, yayardınız. Oysa şimdi televizyonla yayıyorlar. Ve onların karşısına bir televizyonla çıkmanın olanağı yoktur. Onların karşısına, kesin radyo şebekelerinin karşısına aynı yoğunlukta bir radyo şebekesi kurarak karşı çıkma olanağı yoktur. Bu nedenle 20. yüzyılın bilhassa son çeyreğinde maalesef dünya tek taraflı bir etkileşimle orta çağa benzer bir karanlık içine girmek üzeredir. Ben bundan çok korkuyorum. Gerçekler ters gösterilmeye başlanıyor. Ve buna karşı gelecek güçler de nedense dumura uğramış bulunuyor. Örnek olarak vereyim. Mesela sık sık teknolojik ve bilimsel devrimlerden bahsediliyor. Bilimin çok ilerlediğinden bahsediliyor. Aslında Einstein'dan sonra ve Max Planck fiziğinden sonra dünya bilim alemi, evreni büyük bir gelişime geçirmiş değildir. Bilim duraklama halindedir. Sanat büyük ölçüde duraklama halindedir. Mesela büyük bir kompozitör 20. yüzyılın son çeyreğinde rastlama olanağı bir Beethoven, bir Mozart imkanı olanağı yoktur. Ve eğer güzel bir naşiriniz, yani yayıncınız yoksa çok iyi bir sanat eserini yayınlama olanağınız veyahut geniş kütlelere duyurma olanağınız yoktur. Bunlar da ticarileşmiştir. Fakat bence en önemli eksiklik bilimdeki duraklamadır. Bu sebeple, bunu hissederek ben bu konuşmalara hız verdim. Bu 52. konuşma dediğim gibi. Fakat bir Orta Anadolu kentinde nedense Ankara'yı Orta Anadolu kenti gibi kent saymak olanağı bulunmadığı için Niğde'de oldu. Onun için bu konuşma benim bana özel önem verdiğim bir konuşma gibi geliyor. Şimdi nedir Türkiye'nin durumu? Dünyanın sanat ve bilim bakımından durumunu anlattım biraz. Ve şimdi dünya sanat aleminin tüccarları bile artık yeni sanat eserlerinden ziyade eski sanat eserlerini satarak idameyi hayat dedikleri sistemin yaşamlarını sürdürüyorlar. Antikaların değeri göklere çıktı. Büyük roket hızıyla fiyatlar yükseldi eski ressamların. Çünkü yenisi yapılmıyor aynı ayarla. Türkiye bunun dışında kalacak değildi tabii. Özel sebep, yerel, yani genel sebepler dışında özel sebepler de vardı. Bir kere dünya eşitsiz bir gelişme içinde bir yerler ilerlerken bir yerler geriliyor. Türkiye de birçok bakımlarda gerileme içinde. Tabii bu gerileme otomobil kullanma, televizyon kullanma falan şeklinde olmuyor. Başka alanlardaki gerileme de buradaki ilerlemelerle kapatılmak isteniyor. Gerileyen nedir? Gerileyen en önemli faktör sosyal dayanışmadır. Sağlık için toplumun verdiği, fakirlere verdiği destektir. Kültür de kültür eşitliğini meydana getirmek için devletin ve toplumun harcamalarının gittikçe azalması ve zenginler lehine artmasıdır. Görevi dünyanın sağlık düzeyini arttırmak olan Dünya Sağlık Teşkilatı bile yıllık raporunda sağlık harcamalarını fazla görmektedir. Bu raporu ben bizzat okudum ve acaba doğru mu anladım diye Türkiye Eczacılar Birliği'nin yönetim kurulu üyesinden
o literatürü takip eden bir arkadaşa sordum. Doğru dedi, bu yorumunuz doğru dedi. Tabii tedavi olunan kurumların seviyeleri de değişti. Bundan 50 sene evvel Türkiye'de zengin de fakir de gider haset hastanesinde, İstanbul'daysa Ekvar Hastanesi'ne giderdi. Şimdi yabancı şeylerde sınırsız şeyin tedavi imkanı var. Fakat işçinin, emekçinin tedavi imkanlarının nerede olduğunu görüyorsunuz. Ben kendi başımdan geçen bir örneği vereyim. 60 sene evvel, 1933'te ben küçük bir çocukken, 5 yaş, 6 yaşında bir çocukken bende mesane taşı olduğu tespit edildi. Ameliyat için o zaman Yozgat'ta, Ankara'da doğru dürüst operatör yok olduğu için İstanbul'a kadar geldik ve ben bir hastanede ameliyat oldum. 75 gün hastanede yattım. Bizden bir kuruş almadılar o zaman. Şimdi bu mümkün. Paralıksız yatılı olanakları eskisi gibi mi? Anadolu liseleriyle İstanbul, Ankara liselerinin farkları eskisi gibi mi? Bu nedenle de doğal ki Türkiye'nin ekonomik olduğu kadar sosyal ve sanat kültür düzeylerinde halkımızın bütün olumlu çabalarına rağmen kültür toplantıları falan üzerine şekilde bir şey var, gerileme var. Eskiden bu toplulukları halk evleri yoluyla devlet yapardı bu konferansları. Halk evleri adeta vandalist bir intikam şeyiyle 1950'lerde kaldırıldı. İşte bazı belediye başkanları bazı kötü imkanları sağlıyorsa iş oraya kadar şey yaptı, gitti. Bizde bunlar az bile, çok az. Mesela Almanya'da birkaç Türk dillerine kurar ve Türkiye'den adam getirir, konferans verilirse oranın belediyesi veya landı, o konferansçının uçak giderleri, otel giderleri hepsini karşılıyorlar. Fakat orada bile eskisi kadar sosyal giderler gözde büyüyor. Ve bunları da kaldırmalı diyen akımlar orada da var. Çünkü kapitalizm gitgide sıkışıyor. Marx'ın kapitalin organik kompozisyonu şeması bir şey gibi, bir öngörü, değişmez öngörü gibi sıkıştırıyor. Bunun bütün sebebi bu egemen ekonomilerin adına serbest pazar ekonomisi denilen, fakat devletin sermayeyi kanatlar altına alarak iş birliğiyle ülkeyi yönetmesi olan, ki 1987'de 86'da bazı arkadaşlarla beraber yaptığımız ve SHP kurultayından geçtiğimiz SHP programında da adına serbest piyasa ekonomisi denen, fakat aslı şu olan diye bir ibareyle bunu anlatmıştık. Bunların sıkışmasıdır. Ve bu serbest piyasa ekonomisi ile yönetilen ülkelerde durumun iyiye gittiğini, dünyanın iyiye gittiğini gösteren aşırı iyimserci bir kültür yayılıyor. Bu aşırı iyimserci kültür tabiri de tabii ben farkındayım da tabiri koyan Le Monde Diplomatique isimli Fransız dergisinin başyazısı. Ve sanki her şey iyiye gidiyor. Halbuki her şey dünyada kötüye gittiğini gösteren de şeyler var. Alkolizm artıyor, insanların akıl hastalıkları artıyor, terör artıyor. Artık mafya gizli bir şey değil. 1954'te Amerikan film artisti Lana Turner'ı dostu, Turner'ın dostunu kızı öldürmüştü. Gitti öldürdü. Ve o zaman dünya basını o öldürülen adam ismi aklımda, çünkü benim yaşamda çok büyük etki yaptı. Scomparato diye bir İtalyan'dı. Mesleğini mafya lideri olarak şey yaptılar. Ha dedim ya, demek mafya lideri meydanda geziyor, Lana Turner'le film yatabiliyor Amerika'da. İyi ki bizim ülkede bu yok dedi. Maalesef bizim ülkede de kapitalizm geliştikçe bunlar da gelişti. Şimdi mafya liderlerini, altyapısının tetikçisinin isimlerini, hele
gazetelerin polis muhabirleri, bir Savaş Şahit Bekerler biliyor, adresiyle falan gidip mülakat da yapabiliyor. Yani organize çürüm, mafya demek organize çürüm demek, teşkilat demek. Organize çürüm aleni oldu. Onları bırakın, onların da sebebi aslında dünyada kapitalizmin, devlet himayeli kapitalizmin kendi görevi olan üretimi arttırmayı bile beceremediğidir. Şimdi şu okuyacağım raporlar Harvard'ın yanında dünyanın en önemli bilim meselelerinden biri sayılan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün profesörlerinden Prof'un rakamları Birleşmiş Milletler yayınlarından aldı. 1950'lerde dünyada üretim artışı komünist olmayan dünyada komünistleri çıkarırsanız %4.9 ki niye çıkarıyor? Kapitalizmin kendisinin performansı belli olsun diye. 60'larda bu 3.8'e inmiş. 70'lerde 9'a inmiş. 70'lerde 2.9'a, 80'lerde 1.7'ye inmiş. Yani dünya bütün çok ilerliyoruz, şöyle atılım var, böyle atılım var denen ülkelerde %1.7 ve 90'larda bu menfiye dönmek üzere, bu negatife dönmek üzere. Peki nasıl oralarda 2, 3, 5 arttığı halde böyle görünüyor? Çünkü non-komünist dünya diyor, komünist olmayan dünya. Komünist olmayan dünyanın birçok yerinde, bizim gibi ülkelerde, Afrika ülkelerinde, Arabistan ülkelerinde, Arabistan'ı sadece Suudi Arabistan diye düşünmeyin, Filistin'i de düşünün. Ürdün'de düşüyor, menfiye gidiyor. O menfiler, o negatifler ortalamayı %1.7'ye getiriyor. Pakistan'da düşüyor, Bangladeş'te düşüyor, Endonezya'da düşüyor. İkincisi, bu şey çok da adaletli de olmuyor. Sadece dünya yüzünde, dünya yüzünde bu zengin ülkeler ki dünya nüfusunun %20'si diyebiliriz, belki daha azı 18'i falan, dünyanın üretiminin 1950'lerde 61'ini meydana getirilmiş. 1970'lerde bu bir hesaba göre %72, bir hesaba göre %77'ye yükselmiş. Kapitalist ülkelerin yazarları bile Marksist teorinin ulusal sınırlar içinde değilse bile uluslararası şeyde, düzeyde doğru çıktığını kabul etmişlerdir bu sebeple. Sadece ülkeler arası gelir dağılımı da azalmakta kalmıyor. Artık bizde sanıldığı gibi Batı'da bir hoşnutluk havası estiğiyle söylenemez. Şu söylediklerinin bir kısmı daha hafif bir şekilde, fakat canım bu düzeni değiştirmeli sonucuna varmadan Batı basınında da söyleniyor. Bugün Amerika'da her 5 çalışandan biri iş kaybına uğramıştır. Bir kısmı bulmuştur, yeniden iş çalışmıştır, tekrar işsiz kalmıştır. Bir kısmı bulamamıştır. Her 10 insandan birisi çalışmak istediği halde işsizdir. Avrupa'da mesela Almanya bütçesinin yarısı veyahut gayri safi milli hasılasının %20'si işsizlik tazminatlarına gidiyor. Yani kafi derecede iş bulamıyor. Fransız dergileri çok şey, %16'ya varan bir işsizlik, İspanya'da %25. Her 5 İspanyol'dan biri çalışmak istediği halde iş bulamıyor. Yani, ve buna paralel olarak bu ülkelerde de gelir dağılımı kendi içinde de bozuluyor. Mesela Londra'da 700 bin işçi parklarda, banklarda yatıyor. Yani şeylerden, metrolardan çıkınca görürsünüz orada yatanları. Gün gece uykusunu alamamış, sabahın erken saatlerinde hala uyuyor. Frankfurt'ta 200 bin insan parklarda yatıyor ve bu büyük zenginliğinin yanında çok büyük bir fakirlik, partizavulet şey yapıyor. Ve durmadan da sağlık hastaları, sağlık yardımları toplumu kesilmek isteniyor. Yolun ortasında bir Amerikan vatandaşı pat diye düşse, cebinde eğer özel sigortası, poliçesi yoksa kimse bakmaz.
Ve üçüncü olarak da dünya hazırdan yiyor. Allah'ın verdiği diyelim, doğal servetler diyelim, gitgide tükeniyor. Bunu sadece biz görüyoruz. Ben İstanbul'a gelmiş tarihim 1946'lardır, İstanbul'a göçücü cemaatinin. O tarihte bile İzmir Körfezi'nde balık tükenmişti. İzmir Körfezi'nde de tabii. Şimdi Marmara'da tükendi gibi. Boğaz'ın akıntısından şey yapılarak bir miktar balık tutuluyor. Bu yalnız bizde değil, bütün dünyada böyle. Mesela Norveç halkalarından, Norveç hükümeti 1950'lerde yediği balığın yarısını yiyeceğini söylüyor. Okyanuslar da balık tükenmiştir. İnsanoğlu ve onu yöneten serbest piyasa ekonomisi doğayı tüketiyor. Doğaya düşman. Bugün Amerika'da Büyük Göl diye, Superior Göl diye bir göl var. Bu gölün suları su hesabını kaybetmiş, canlı yaşamıyor. Rusya'da Baykal Gölü gibi. Yani aynı hatayı başka bir komünist ülkede işlemiştir. Bunun gibi daha büyük yağma dağıtı gelişmemiş ülkelerde. İki türlü kereste çıkıyor ağaçlardan. Biri yumuşak kereste, biri sert kereste. Bizim ormanlarımızda çıkan keresteler hepsi yumuşak kereste, makbul kereste değil. Makbul kereste gelişmiş ülkelerde de yok. Nerede var? Tropikal ülkelerde var. Yani Atlas civarından ekvator çizgisinin, sıfır çizgisinin geçtiği yerlere yakın ülkelerde var. Ve bu kereste makbul olduğu için Batı az geçmiş ülkelerin bu servetine öyle bir göz dikmiş ki bu ülkelerde bu zek kereste ormanları tükenmek üzere. Ve bunu korumak için alınan tedbirlere serbest ticaret sistemi GATT adıyla karşı çıkıyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bu Batı'daki kitapların, şimdi yeni çıkan kitapların, bizde bazılarının sandığı gibi Batı'da da edebiyat şimdiki düzeni veyahut ekonomik edebiyat, sosyal edebiyat kullanmıyor değil. Ve yönetenler de bunun farkında. Yönetenler de bunun farkında olduğu için gitgide daha serbestliği diyorlar. Daha serbestliği nasıl olur? Gümrükler kalksın, devlet himayesi kalksın, devlet kuruluşları kalksın. Devlet kuruluşlarının kalkması için privatizasyon diyorlar, özelleştirme diyorlar. Özelleştirmeyi biliyorsunuz, bizim gibi ülkelere zorla dayatıyorlar ve bize yardım şartı olarak koyuyorlar. Yardımın bir şartı olarak koyuyorlar. Siz yardım almak istiyorsanız özelleştireceksiniz diyorlar. Kendileri işsizlik tazminatlarının artışı dolayısıyla devlet giderlerini artırmışken geçmişte, şimdi azaltmaya başlıyorlar. Bize de diyorlar ki devleti küçültün diyorlar. Globalizasyon diyorlar. Küreselleşme diyorlar. Kulağa da hoş gelen, insanların kulağına da hoş gelen, ilk bakışta aklın ilk şeyinde hoş görünen küreselleşme. Bütün dünyada engeller kalksın, herkes hür olsun. Peki güzel de İngiltere ekonomisi kuvvetliyken, Amerikan ekonomisi kuvvetliyken Almanya niye ilk korumacılık yaptı? O zaman küreselleşme deseydi ya. Japonya Avrupa ekonomileri karşısında niye himayecilik yaptı? Ve sanayini o sayede kurabildi. Küreselleşseydi ya o zamanlar. Böyle bir şeyler söylenmiyor ve olmayan şeyler söyleniyor. Olmayacak şeyler söyleniyor. Tüketicinin korunması. Gümrükler açılırsa tüketiciler daha ucuz, daha erkek mal alır. İyi de neyle alacak? O malların gelmesi demek içerideki fabrikaların kapatılması demek. Onların kapatılması demek oradaki insanların para kazanamaması demek. Para kazanamaması demek. Ha diyor, o zaman diyor öyle olursa diyor biz gelir orada fabrikalar kurarız. Gelişmiş ülke fabrikaları olarak kurarız. Ve demokrasi denen dünyaya bakın şimdi. Demokrasi denen şeye bakın.
size bazı rakamlar vereceğim, hayrette kalacaksınız. Bunlar, bu ülkelerde de aslında kamuoyu öyle çok şey, onların seçtikleri kişiler şey yapmıyor, yönetmiyor. Bir kere Amerika'yı ele alırsak, Amerika'da seçilenin çok önemli olmadığı anlaşılıyor. Seçilenden ziyade ekonomik iktidarın önemli olduğunu anladığı için Amerika'da seçim oranları son derece yüksek, düşüktür. Amerika'da son 50 senede katılımın %50'yi aştığı seçim görülmemiştir. %50'yi aştığı seçim görülmemiştir. Şimdi Türkiye'de bu da hissediliyor. Katılmayanlara para cezaları konmasının sebebi bu. Ve Amerikan seçimlerinde dikkat edin, Amerikan seçmeni sandığa gidince 20-25 seçim yapar. Cumhurbaşkanını seçer, senato üyesini seçer, kongre üyesini seçer, valisini seçer, eyalet valisini seçer, belediye reisini seçer, eyalet meclisini seçer, eyalet meclisi bazılarında iki tanedir, eyalet senatosu, eyalet seçer. Meclisi, onun ikisini de seçer, belediye meclisini seçer, hakimini seçer ve bölge okul idaresinin başkanını seçer, bölge okul idaresinin üyelerini seçer. Bu kadar büyük seçim olduğu halde, yani sadece bizdeki gibi yüksek milletvekili seçim veya tek görev seçimler değil, hepsi bir olur. Her partinin bir tiket giderler, bir şey vardır, bir liste vardır. O listede de kuponlar gibi şeydir, istersen tiketi olduğu ziyaret. İsterse o tiketi olduğu gibi atar, isterse o kuponları koparır. Mesela valide bir partiye, okul içerisinde bir partiye, hakimi, polis müdürünü seçer. Polis müdürünü başka bir partiye verebilir. Bu kadar kapsamlı seçim olduğu halde Amerikan seçmeni seçime itibar etmez ve başka bir şey söyleyeyim. Amerika'da şimdi belli başlı iki parti vardır. Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti. Ama bunların merkez binaları yok. Şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin genel başkanı yoktur. Demokrat Parti'nin de yoktur. Seçimlere iki ay kala primary diye bir şey yapılır, aday seçilir. Seçilen aday, Cumhurbaşkanı adayı, partinin de genel başkandır. O kendisine bir kampanya menajeri seçer. Niye? Parti önemli değil. Parti lehine çalışan, o parti veya bu parti, güçler var da. Üretim önemli ve bakın bu üretimi de kaç firma yönetir dünyada. Zaten aslında yönetim demek, üretim yönetmek demektir. Üretimi yönetmede halkın etkisi yoksa o demokrasi saymam ben. Şimdi dünyada uluslar ötesi şirketler var. Bu şirketler Amerika'da var, İngiltere'de var, Orta'da var, burada da var. İran'da, Türkiye'de, Uganda'da falan da var. Bunlar 100 bin şeyleriyle beraber, filiallerin şubeleriyle beraber 100 bin şube ve bunlarda 65 milyon insan çalışır. 65 milyon insan çalışır. Ve bunların şubeleri saymazsak kendileri aslında 2000 tanedir. Aslında dünyanın üretimi 2000 büyük firma yönetir. Bunlara transnasyonel şeyler veya uluslararası şeyler veya bu çok uluslu şirketler diyoruz. Bunlar öyle bir şeydirler ki, size bazı şeyler vereyim. Bunların içinde bir firma sadece kahve satışının %74'ünü yapar dünyaya. 74 kilo kahvenin, yani 100 kilo kahvenin 74'ünü bunlar satar. Ve bu ülkelerin çoğu mesela şuradan okuyayım size. Arabaların 14 tip arabayı 20 firma %95'ini satar. Bütün dünyada.
Ve bu yüzden bu büyük şirketlerin metrisi 10 ülke dünyada her şeyin en çoğunu kullanır. Yani mesela su değil mi? Su, Allah'ın suyu. Bunun bile %45'i bu ülkelerde kullanılır. Yani dünyanın suyunun evi yüzü yıkamakta, banyo yapmakta, sulamada kullanılan suyun %45'ini bile o kadar artık arabada, televizyonda, şunda bunda ne kadar şey kağıtta ne kadar büyük tekelleşme veyahut konsantrasyon olduğunu düşünün. Ekmeğin, ekmek yapılan hububatın bile %55'ini, çünkü hububatın ekmeğin yanında bisküvi yiyor, galata yiyor, makarnanın çeşitlisini yiyor falan, o başka şeylerden yiyecek. Ve böyle bir düzen dünyaya demokratik olarak, insancıl olarak şey yapılmak isteniyor. Tabii bu ne bahasına oluyor onların büyük tüketmesi? Dünyanın diğer kısımlarının %80'in küçük tüketmesine sebep oluyor. Ve bu ismi de serbest pazar ekonomisi oluyor. Halbuki tamamıyla devlet tarafından himaye edilir ve bunu daha arttırmak istiyorlar. Arttırmak için de bu sene sonunda Marrakeş toplantısında Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt kuruldu. Türkiye de buna imzasını attı. 1995 Haziran'ında Türkiye bu teşkilatı işletmeye başladı. Fakat burada ne olacak? Burada olacak şudur. Burada olacak onlar hiçbir engele uğramadan mallarını bizde satacaklar. İyi, bizim de kuvvetli olduğumuz malları da biz satarız. Yok. Sizin tekstilinize 10 senelik geçiş konmuş. Siz 10 sene sonra tekstilinizi engelsiz satacaksınız. Ve zaten kat bundan evvelki yürürlükte olan şey de öyleydi. Orada deniyordu ki siz bizim endüstri mallarımıza hiçbir engel koyamazsınız. Ama tarım malları için biz engel koyarız. Kat'ın şeyi oydu. Yani tercümesi oydu. Tarım mallarını kim yapar? Daha çok fakir işçiler satar. Şimdi diyorlar ki Amerika zaten bu şeyden yararlanarak bu Uruguay Bounty'ını geçirdi. Bunların canı yok mu? 10 sene içinde bunları sıfıra indirelim bu engelleri. Yani tarımda da 10 sene içinde şey olacak ve garip bir yorumla tekstil de tarım sayılmış, tarım malı sayılmış. Çünkü bu GATT 1946'da girdi, imzalandı. O zaman gerçekten tekstilin büyük kısmı yapak ve ipek şey gibi tarımsal kökenli şeylere dayanıyordu. Şimdi sen de ipek değildi, tarımdan hiç ilgisiz. Yani dünyaya böyle bir sistem getirilmek isteniyor. Bunun şeyi ne? Bunun kurtulmanın çaresi. Bundan kurtulmanın çaresi modası geçti denen ve gözden düşürülmek istenen sosyalizm. Bazı ülkeler başka şeylerde arıyor. Mesela Cezayir'de halk çoğunluğu kazanmış parti din esasına uygun devlet deniyor. Yani arayanlar var. Fakat gözden düşürüldüğü için sosyalizm, orada arayanlar orada var mı? Orada da var. Şu anlamda var. Doğu Avrupa ülkelerinde eski komünist yöneticiler sosyalist adıyla partiler kurmuşlar. Onların bir kısmı iktidarı ya aldılar yahut koalisyonun en büyük partisi oldular. Polonya, Macaristan ve sonunda da Bulgaristan tam çoğunluğu aldı. Doğu Almanya denen Almanya Halk Cumhuriyeti'nde de en çok mebusu eski komünistlerin kurduğu Sosyalist Parti çıkarttı. Demek ki halk sosyalizmin modasının geçtiğine bu ülkelerde razı değil. Ve dünyadaki şeyin
aksine, iddianın aksine, dünya nüfusunun çoğu serbest piyasa ekonomisiyle yönetilmiyor. Adına ne derseniz deyin, serbest piyasa ekonomisine inanmayan ekonomiler tarafından yönetiliyor. Bir kere Çin ve Hindistan'da serbest piyasa ekonomisine inanılmıyor. Ki zaten bunların ikisi dünya nüfusunun %45. İki ülke dünya nüfusunun %45. Bunun dışında da piyasa ekonomisine inanmayan daha küçük nüfuslu ülkeler var. Nepal var, Küba var, Avrupa, Güney Amerika ülkelerinin çoğu var ve ortanın solunda olan partilerin mesela Brezilya'da aldıkları oy oranı %60. Bu seçimler bir ay önce oldu. Toparlıyorum. Bu şeye, Türkiye'de bu şeye kulak vermelidir. Fakat geçmişteki sosyalizmin haritalarından sosyalist kuracak partiler eksikliklerinden yorumlanarak bence sosyalistlerin dünyada ve Türkiye'de yaptıkları en önemli hata sosyalizmin demokrasiyle olmayacağı, gayet sıkı kapalı bir merkezi partiyle olacağı şeklinde. Halbuki ben şuna inanıyorum ki demokrasi, tam anlamıyla demokrasi ancak sosyalist olabilir. Servetleri alabildiğine çarpılıp çırpıldığı kapitalist sistemde, eşitsiz gelişmenin olduğu sistemde ancak zenginler ülkeyi yönetir. Şimdi parti liderlerinin servetlerine bakıyoruz. Türkiye daha henüz derecede kapitalist değilken, şimdiki derecede. Eskiden biz Adnan Menderes'e mesela, Demokrat Parti'nin başkanına zengin derdik. Şimdi Adnan Menderes, Tansu Çiller'in, Erdal İnönü'nün veya Necmettin Erbakan'ın yanında dilenci kalır. Osman Bölükbaşı sıradan bir vatandaştı. Yüz bin liralık malı şimdi köyünden geldi akrabalarından falan, öyle bir çiftliği falan da yaptı. Şimdiki sağlık derlere bakın. Sayın kişi, Sayın Erbakan veyahut Sayın hatta Mesut Yılmaz'ın, Sayın Çiğler'in hatta sosyal demokrat liderlere bakın. Sayın İnönü'nün servetine bakın yani. Bu bütün dünyada böyle. Bugün mesela 1948'de 49'da şeye talip olan başkanlığa aday olan Truman o sıradan bir Amerikan vatandaşıydı. Şimdikilere bakın, hepsi multimilyarder. Perot multimilyarder, Amerika'nın ilk 10 zengin arasında. Clinton bayağı zengin, Bush da bayağı zengin. Bugün İngiliz başvekili Major'ın oğlu İngiltere'nin 300 zengin arasında. Bizim işte TYT o talip. TYT talip ve bugünkü bir yazıda dokundurulduğuna göre Sayın Başbakan'ın en yakınıyla da ilişki halinde ve T'yi almak dolapları içinde. Demek oluyor ki gitgide halkın elinden kendini yönetme iradesi kaçıyor. Partilerin zenginliği de öyle. Partilerin genel merkezlerine bir bakıyorsunuz, devlet dairelerinden mali bir düşenmiş koca koca kumalarda. Onun için demokrasinin ancak adına sermaye ekonomisi denilen devlet destekli kapitalizmle de olmayacağına, mümkün olmayan bir ihtimal olduğunu yapılacak şey halkın kendi. Var mı? Burada var. Bu ne ya? Çalışıyor. Bu kameraya var. Pardon. Bu kapalı.
Bayan Arslan Başar Kapoğlu'na bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ikinci sözü Ercüment Özkan Beyefendi'ye verelim. Konuşma süresi biraz aşırdı ama doğal akışını kesmemek için konuşmacılarımızı da ellerindeyse sık boğaz etmek istemedim. Aynı hak Sayın Ercüment Bey'in de var. Yarım saat olarak süre saptadık ama bu süre konuşmaların akışına göre 45 dakika olabilmesi herhalde uygun gözüküyor. Bu şekilde yürütmeyi tasarlıyorum. Buyurun Sayın Ercüment Özkan Beyefendi. Estağfurullah. Sağ olun. Lütfedip, zahmet edip buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Takım işlerinizi bırakıp bizleri dinlemeye geldiniz. Biz de sizlerle daha yakın olmak, en azından belirli konularda düşüncelerimizi anlatmak ve sizlerin de düşüncelerinizi anlamak için Ankara'dan çıkıp geldik. Bize bu imkanı hazırlayan, hazırlamakta payı olan herkese teşekkür ediyorum. Ben Sayın Kafaoğlu, genel olarak dünyada olup biten şeylerin, özellikle de kapitalizmin dünyayı getirdiği noktanın eleştirisini yaptılar. Ama benim kanaatim o ki, eğer yanılmıyorsam aşağıda da okudum, panelimizin konusu Türkiye'de siyasi kültürün oluşumu idi. Yani bu konu, evet, Sayın yöneticimizin söylediği gibi kapsamı epeyce fazla, derinlikli bir konu olmasına rağmen sınırları da meçhul olmayan bir konudur. Siyasal kültür demek, malumunuz, siyasetle ilgili, siyasete müteallik kültür anlamına gelir. Siyaseti kısaca hepimiz her gün belki akşama kadar defalarca kullandığımız halde, mazur görürseniz, bilmiyor varsaydığımızdan değil ama bildiğimizi ilan etme ya da teyit etme açısından kısaca tanımlarsak, insanların yönetilip yönlendirilmesinden, kendi yönetilmesiyle ilgilenmesi sanatıdır diye kısaca veya işidir diye tanımlarsak, çok detaylı olmamakla beraber işin özünü de vermiş oluruz. Arapça bildiğiniz gibi bir seyis kelimesi var. Osmanlıca vasıtasıyla Türkçe'ye de geçmiş. Seyis, siyasetle aynı kökten gelen bir kelime ve şu anlama geliyor. Atı, at olmaya hazırlama tedbirlerinin tümünü almakla görevli ve bunu yapabilecek nitelikte insan, at bakıcısı demektir. Attan ne umuluyor? Örneğin yarış atından yarışı kazanması umuluyor. Bir yarış atının yarışı kazanması için yemeğinden, yani yeminden, suyundan, o yeminin gıda değerinden, yattığında altı ıslak mı, kuru mu, idman yaptırılmasına varana kadar, atın yarışa hazırlanması için neler gerekiyor idiyse, onları gerektiği gibi bilen ve ata uygulayabilen kişiye seyis denir. İşte bu anlamdan hareketle insanların da insan olmalarını sağlayacak şekilde yönetilip yönlendirilmeleri, kendilerinin bu yönetimde dahli bulunması, ne nispette bulunacak, bulunmayacak, bütün bu işlerle uğraşma işine siyaset denile gelmiştir. Tabii siyaset de ticaret gibi, iktisat gibi, başka şeyler gibi dünya görüşlerinin farklılığıyla farklılık arz ederler. Örneğin var olan her şeyin madde olduğu, maddenin varlığının spontan olduğu, yani kendiliğinden bulunduğu, onun ötesinde hiçbir şeyin bulunmadığı, maddenin kendi kendine var olduğu düşüncesine, dünya görüşüne sahip Marksizme göre siyasetin amacı başka iken, bütün maddeyi yoktan var eden bilemesiyle, meşiyetiyle bir ortağı bulunmayan, eşi benzeri bulunmayan bir Allah'a inanan İslam akidesi, İslam dünya görüşüne göre siyasetin amacı çok daha farklı olacaktır. Her şeyi dünyevi çıkarlarla ölçen laik, demokratik, kapitalist, liberal, artık sıralarının peşine ne gelirse, dünya görüşüne göre de Allah ile arasını açmış, Allah'ı hayatından çıkarmış, beni yarattıysan yarattın, çık hayatından
hayatımı kendim düzenleyeceğim, ferdi ve toplumsal hayatımı düzenleme hakkımı sana vermiyorum, ne haklarını söyleyebiliyorsa ayrı bir konu, diyen insanların gözünde tek değer ölçüsü çıkar olabilmiş. Herhangi bir işin batı dünya görüşünde değerli olması için mutlak surette çıkar sağlaması, çıkar getirmesi gerekir. Eğer çıkar sağlamıyorsa asla o hiç iş yapılmamalıdır. Yapılıyorsa ahmaklıktır, avanaklıktır. Bu yüzden batılılar Allah rızası için Anadolu yollarında kalmış arabasını iterek kakarak köyüne kadar götüren, getirdiği karnısından çözdüğü öküzlerle arabasını köyüne kadar çeken, onu köy odasında yedirip içirip yatıran Müslüman Anadolu halkının bu ve benzeri davranışlarını bir türlü izah edememekte, anlayamamaktadırlar. Çünkü gerçekten onların yapılarında buna yer yoktur, kafa yapılarında, dünya görüşlerinde. Nasıl ki sudaki canlılar da soluk alıyor, nefes alıyor, karadaki canlılar da insanlar dahil nefes alıyor diye hepsinde akciğer veya hepsinde solunum organı, solungaç var demek anlaşılmamalı ise, denizdekiler solungaçlarıyla nefes alırlar, karadakiler ciğerleriyle nefes alırlar. Tersini yaparsanız karadakilere solungaç, denizlerdekine akciğer takarsanız karadakiler denizde boğulurlar, denizdekiler de karada boğulur, boğuldukları gibi. Nitekim deniz mahlukatını dışarı çıkarttığınız zaman boğuluyorlar. Halbuki bol bol hava var. Niye boğuluyorsunuz? Mekanizma farklı. Dünya görüşleri de böyle. Yani mekanizmalar farklı. Marksizme göre maddenin tekamülünü, olgunlaşmasını, tabiatında saklı bulunan çelişkileri bir an evvel çatıştırmak ve ortaya çıkararak buluşturmak ve maddenin olgunlaşmasını sağlamaya yönelik bütün davranışlar değerliyken ya da davranışların değer ölçüsü buyken, kapitalizme göre, batılı dünya görüşüne göre her şey yalnız ve yalnız çıkar sağlıyorsa bir anlam ifade ediyor. Öyle mi? Ama buna rağmen yine farklı bir dünya görüşü olan İslam'da herhangi bir iş, herhangi bir amel, herhangi bir tavır veya davranış mutlak surette yalnızca Allah'ı razı etmeyi hedefliyor ise, salt hedeflemek değil, niyet olarak hedeflemek artı hedeflediğiniz şeyi gerçekleştirecek gerekçesine de tevessül ediliyor ise ancak bir değer farz eder. Örneğin bir fakire yardım ederken görünürde yardım edişiniz Allah rızası kazandırıcı bir tavır gibi görünmesine rağmen eğer niyetiniz Allah'ı razı etmek, kendisine verdiği nimetten vermediği kullarını da yararlandırmak değil, insanlar nezdinde amma eli geniş adam, amma gani adam, şöyle adam, böyle adam denmesine matuf bir amaç taşıyor iseniz, asla böylesi bir tavrınız görünüşte İslami gibi görünse bile esas itibariyle Allah rızasını kazanmaktan kesinlikle uzak olur, uzak kalır. İnsanların var olduğu sürece veya var olmaya başladığından bu yana kendilerinin yönetilip yönlendirildikleriyle de ilgilendikleri bir gerçektir, yatsımak, görmemek, kabul etmeyindir. Ulaşabildiğimiz ya da bize ulaşan bilgilere göre hakkında ilk bilgileri edindiğimiz insanlar varsayalım bundan 5000 sene önce, 10.000 sene önce. O zamandan bu yana insanlar şahsi ihtiyaçlarıyla ilgilendikleri gibi, onları karşılamayı hedefledikleri gibi birlikte yaşayan bir mahluk olarak yaratıldığından birlikte nasıl yaşanır, nasıl yapar, nasıl yönetilir ve yönetiriz, yönetime ne şekilde katılırız, katılmamız gerekli mi değil mi konusuyla da hep ilgilene gelmişler. Yani bu insanların bir bakıma yemek gibi, su gibi, giyinme gibi vazgeçilmez bir ihtiyacı şeklinde kendini göstermiş. Dikkat edilirse konumuza yavaş yavaş yaklaşmak istiyorum. Türkiye'de siyasi kültürün oluşumu derken Türkiye halkının anası ve asliyesinin Türkler olduğunu biliyoruz. Evet, Kürtler var, Çerkezler var, az da olsa Araplar var, Kürtler var, Boşnaklar var. Hepsi kardeşimiz, bu ülkenin insanı, omuz omuza beraber yaşıyoruz, yaşayacağız da. Yaşadık çünkü 1000 seneden fazla. Ama asıl unsur peş peşe perdeye gelen büyük göçlerle Türkler
Türk'le doğmuş. Türkler geldikleri yerlerden, orada sahibi oldukları şeylerin tümünü atarak, boşaltarak, çırparak gelmiş değiller. Yani bu insan tabiatına aykırı. Bir şeyleri de beraberlerinde, kafalarında, gözlerinde, kulaklarında, alışkanlıklarında alıp getirmişler geldikleri yerlere. Türklerin İslam'dan önceki tarihinde dikkat edilirse, riyaset yani başkanlık sistemi çok belirgin bir şekilde temayüz eden bir yönetim biçimidir. Başkan, kendini halkından farklı görmeyen, halkıyla kendini eşit sayan, halkının hizmetkarı telakki eden ki bu Yenisey yazıtlarında, şu Orhan abidelerinde falan okunursa, başka kavimlerin cahiliye dönemlerindeki yönetici anlayışıyla Türklerin İslam'dan önceki yani cahiliye dönemindeki yönetici anlayışlar arasında çok esaslı farklar olduğu görülüyor. Şöyle ki, örneğin Firavunlar kendi halkı olan Mısırlıları yönetirken yüz binlerin ölümüne hiç kılları bile kımıldamamış ve 144 metre yüksekliğindeki piramitleri kendilerinin mezar olarak yaptırabilmişler. Yani bunlar da Allah'ın kulu ya. Yani benim kulum olsa bile yazık demeyi bilmemişler. Efendim İtalya'nın Sezarları, Roma, yok bilmem İran'ın Kisra'ları. Dikkat edilirse bir bunlara bakınız, bir de o anıtlardaki yazıtlarda açık açık Türk Hakan'ın işte halkını aç bulup doyurduğunu, çıplak bulup giydirdiğini, neye sahip olursa hepsini halkıyla bölüştüğünü, halkıyla birlikte olduğunu, olmak istediğini vurgulayan cümleler var. Bu cümlelerin yazıldığı tarihler henüz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyada yok ve ona vahiy gelmiş değil. Bu şunu gösteriyor ki halk ile, yani bir ülkede siyasal kültürün yönetimle ilgili, yönetilmeyle ilgili kültürün oluşumunda o ülke halkının maziden gelen bir takım birikimlerden tutunuz, yaşadığı coğrafyadaki ekonomik şartlara, iklime, yaşam biçimine, dünya görüşüne göre şekillenen ve belirginleşen bir siyaset kültürü, siyaset geleneği de oluşur ve oluşuyor. Her ülkede bu kendine mahsus olarak bulunuyor. Buluna gelmiştir zaten. Örneğin Almanya'da da şöyle veya böyle gerek Roma Cermen İmparatorluğu zamanında gerek ondan daha evvel, yani Avrupa'nın hiçbir şey bilmediği, Hristiyanlıktan da haberdar olmadığı yıllarda o Vikinglerin, efendim Gotların, Vizigotların, bilmem Frankların filan Cermenlerin yaşadığı dönemde de gücü olanın yönetime hakim olduğu ve gücünü koruduğu sürece yönetimde kaldığı, gücünü koruyabilmek için başkalarına yaşam hakkını vermediğini görüyoruz. Tarih verileriyle bunu bize gösteriyor. Bugün Türkiye'de siyasal kültür üç ana bölümde belki incelenebilir. Bir de yaşayan halkın halen adını sanını unutsa da bilinç altında taşıdığı İslam olmadan önceki vatanlarında, yani Orta Asya'dan alıp getirdikleri, taşıdıkları bir takım anekdotlar var. İkincisi, İslam olduktan Cumhuriyet kurulana kadar 1000 sene diyelim, yuvarlak hesap, 1000 sene boyunca kendilerinde eski kültürün üstünde terekküp eden, biriken bir başka nitelikli siyasal kültür var, İslam nitelikli. Ondan sonra yani 1923'ten bu tarafa da kesin tarih olarak söylüyorum veya belirli bir tarih, yoksa da meşrutiyetlerden, tanzimat fermanlarından filan başlıyor. Ama bir laik demokratik, yani yaratıcısını hayatından, fert ve toplum hayatından çıkarmayı şiar edinen bir kültürün oluşturduğu siyaset anlayışı hakim. Biz ister istemez insanoğlu muhakemeyle, aklederek doğruyu bulabilir ya da doğruya ulaşabilir kanaatını taşıdığımıza göre, sindirerek, teneffüs ederek değil, aklederek. Çünkü düşünme organı akıl, hazmetme organı mide, işte teneffüs organı da ciğer veya ciğerler. Karşılaştığımız şeylerin değerlendirmesini, ölçüp biçmesini, tartılmasını ancak aklımızla yapacağız. Muhakeme edeceğiz. Şu sert mi? Neye göre? Şuna göre daha yumuşak veya o buna göre sert.
mukayese edeceğiz, muhakeme edeceğiz ki sağlıklı hükümler verebilelim. Sağlıklı hükümler için eşyanın tabiatını, insanın fıtratını, yani yaratılışında bulunan ana özellikleri, değişmez özellikleri gerektiği gibi gerçeğine uygun olarak tespit edebilmek lazım. Bunu yapamadığınız sürece, örneğin bir araba, efendim işte duruyor benzin istasyonunda, orada bir şeyler koyuyorlar, deposuna hareket ediyor diye kabaca bakar iseniz ve benzinli arabanızı mazot pompasının önüne çeker de bu mazotla doldurursanız el alem gider ama siz gidemezsiniz. Siz de deponuzu doldurmuşsunuzdur ama patlamalı motorunuza, yanmalı veya yanmalı motorunuza patlamalı motorların yakıtını koyduğunuz için tıkır tıkır gideceğiniz yerde, şıkır şıkır olduğunuz yerde kalırsınız. Bu neyi, yani ne ifade ediyor, niçin bu örneği veriyoruz? İnsan da kendi hilkatini, kendi varlığını, kendi yapısını gerektiği gibi, yani gerçeğine uygun olarak bilmez ise, bunun değerlendirmesini isabetli bir şekilde yapamaz ya da yapmaz ise, bu konuda çokça ağırlıklı bir şekilde akıl yormaz ve yüzeysel kararlar verir ise, başını içinden çıkaramadığı büyük, derin dertlerin içinde bulur başını. Dikkat edilirse gerek yönetim, gerek başka şeyler konusunda insanoğlu yaratılışındaki zaafın da bir tezahürü olarak hep en son içinde yaşadığı sıkıntıdan hangi şartla olursa olsun kurtulsun da ondan sonra ne olursa olsuna ağırlık vere gelmiş tarih boyunca. Örneğin cezaevindeki bir adam, ben 7 cezaevinde yattım, 10 sene 3 ay ağır hapis, 160 günde de yattım. DGM ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hediyesi olarak. Efendim. Dikkat ediyorum, yani hapisten bir çıkayım da ne olursa olsun, yahu ne olursa olsun var mı? Hapishane sıkıntı mıdır? Evet. Sen bu sıkıntıdan kurtulmak için mi çıkayım diyorsun? Evet. Peki dışarı çıktığında bu sıkıntıdan kurtulacak mısın, yoksa daha büyük bir sıkıntıyla mı örneğin karşılaşacaksın? Adam vurmuşum, hasmın var. Dışarı çıkar çıkmaz tak, seni evine var mı lan? Şey, mezarlığa yollayacak. O zaman neden kurtulayım diye çabalıyorsun. Tamam, çık kurtul, hapishane şartlarından uzaklaş. Ama daha kötüsü ne düşme bir, aynı durumdaki kötüden de kurtul. Yani daha iyi bir hale ulaşmayı garantile. Düşün, taşın, ayarla, biraz daha ölç biç, ondan sonra o sıkıntıdan kurtul. Biz örneğin çok basit, Türkiye'de bir ANAP geliyor iktidara, 12 Mayıs'çıların, 12 Eylül'cülerin sivil takımı diyelim. Herkes böyle olduğunu biliyor. Ondan sonra aman iyiydi, alaydı filan derken hayda bir gevşeme, bir şey işte fiyatlar alıp gidiyor, paranın değişik değeri. Garap veya kurusuna düşen taş gibi böyle tutulmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde düşüyor filan. Aman aman ne o işte, ANAP bizi mahvetti, batırdı, tamam. Bundan kurtulalım. Kurtulalım, tamam. Ben de diyorum kurtulalım. Fakat sonuç olarak baba dediğiniz adamın eteğine yapışarak kurtulalım diyorsunuz. Yapıştığınız baba da ocağınızı yakıyor, nasıl babaysa. 4 gün geçmeden de aman ondan nasıl kurtulacağız? Hoş o da verdiği sözlerden, onları yerine getirmekten kurtulmak için başın aldığıyla çangaya çıktığı bir oldu nefes nefese. Değil mi, 500 gün vade vermişti bilmem ne filan ama sonuçta baktı 500 değil 1500 gün de olsa bu çekin karşılığını bankaya yatıramayacak, bu sözü halka getiremiyor, ipi kırdı gitti çangaya. Yerine kızını koydu, maşallah o da Karadeniz'in misali, çok enteresan bir örnek, kurtaracağım derken iyice batırdı. Çok basit gibi görünmesine rağmen çok anlam ifade eden, siyasette de çokça karşılaştığım bir manzara için sık sık kullanıyorum, mazur görün. Biraz da eğlenceli olduğu için anlatmak istiyorum, kısaca özetleyeyim. Böyle yarım akıllı bir köyde, Karadeniz'de bir adam, çoluk çocuğu da var, minarenin şerefesine çıkmış, atacağım kendimi buradan diye. Bütün milleti de korkutmuş, yahu etme gitme, çoluğun çocuğun var, sana ben yine aşağı bilmem, yok atacağım da atacağım, birkaç kişi kurtarmak için minareye doğru yeltenmiş filan. Gelirseniz daha evvel atarım diyormuş. Herkes kesilmiş kalmış. O fazla bir şey bilmediği halde lüzumundan fazla kendine güven duyan veya duyar görüntüsüyle bir Karadenizli gelmiş demiş. Nedir o? Adam böyle böyle işte minareme atacağım kendimi, öldüreceğim diyor. Ya bu ne yapacağız? Şaşırdı. Demiş ha ben onu kurtarırım. Siz bana bak. Aman çaresiz kalan insanlar. Peki ne yapalım sen söyle.
Demişler, bana, demiş ki bana büyük bir organ getir. Millet koşturmuş. O bu arada şerefedeki o yarım akıllı yani deli lafa tutmuş falan filan organı getirmişler, vermişler. Bu sesleniyormuş işte o şerefedekine. Hasan, sen şimdi sağ bu organı atacağım, onu beline sımsıkı bağlayacaksın, tamam mı? O da yarım akıllı, ya olur, bağlayın. Ondan sonra iyice tutacaksın, tamam mı? Tutacaksın derken herifi tuttun mu tuttum, çekince yere yaza koymuş yani adam kendi atlasa yarım saat belki can çekişecekken yarım saniye bile can çekişmeden işi bitmiş. Herkes şaşmış, dönmüş, bakmış adama demişler, ne yaptın ya, hani kurtarıyordun. Demiş, ha ben bu usulle bir adam kurtardıydım ama kuyudan mı, minareden mi onu karıştırdım galiba demiş. Türkiye'yi yönetenler de gerçekten, yalnız ekonomide değil, insanların zihinsel yapılarında, ailevi yapılarında, sosyal yapılarında da öylesine sonuçlar ortaya çıkarıyorlar ki, aynen bu Karadenizli'nin kurtaracağım derken, adamı kendi halinde belki yarım saatte ölecek adam, bu yarım saniye bile bekletmeden öldürdüğü gibi canını çıkarıp koyuyorlar. %20'ye çekeceğim diyor. Çekme Allah aşkına ya, %20'de dursun razıyız. %150'ye çıkar. İstemiyoruz, gölge etmeyin. Başka ihsan istemeyiz. Ama bir ülkedeki insanlar nasıl yönetilmeye müstahak iseler, gerçekten Allah da o ülkenin insanlarını o şekilde, onlara layık insanları onların eliyle seçtirerek yönettirir. Hiç kimseye şikayet etmeye hakkımız yok. Türkiye'de siyasi iktidarlar Amerikan halkının, İsrail halkının ya da Rus halkının oylarıyla mı iktidara geliyor? Hayır. Hacısı, hocası, namazlısı, namazsızı, açığı, kapalısı şu ülkenin vatandaşlarının verdiği oylarla iktidara geliyorlar. Öyleyse kendim ettim, kendim buldum. Yani kimsenin kimseden şikayet etmeye hakkı yok. Başkalarından şikayetten önce kendimizi düzeltmek, kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Zaten kendine sözünü dinletemeyenin başkasına sözünü dinletmesi mümkün değil. Bu sebeple Allah Kur'an'da diyor ki, bir toplum nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Bu genel geçer bir kural. Gerçekten değişmez bir kanun. Siz iyiyken, ahlaklıyken, dürüstken, namusluyken, başkalarını düşünürken, istismar yapmazken, yalan söylemezken haliniz iyidir. Önce siz bozulacak, bu güzelim huylarınızı terk edecek, kötü şeylere ahlak edineceksiniz. Ondan sonra Allah sizin halinizi kötüleştirir. Haliniz kötüyse kendiniz de kötüsünüz demektir. Eğer halinizin iyileşmesini istiyorsanız ilk iş, ilk adımı atmak size düşüyor, bize düşüyor, insanlara düşüyor. Ben sizlerin dürüst olmanızı istiyor isem, buna ihtiyaç varsa bu ülkede evvela sözümü kendime geçirmeli, ben dürüst olmalıyım. Ben kimsenin kimseyi kandırmasını istemiyorsam önce ben kimseyi kandırmamalı ve Kur'an'ın tabiriyle usvetül hasene, Türkçesiyle güzel örnek olmalıyım. Demezler mi adama ki yahu kendine laf geçiremiyor, bize nutuk çekiyor? Derler tabii, herkes bu yılın altından üstünden güler. Bu itibarla insanları fıtratlarına uygun olarak yönetip yönlendirmek ya da onların idaresini sağlamaları için tutacakları yol, kendi fıtratlarını göz önünde bulundurmak, kendi gerçeklerini gerektiği gibi gerçeğine uygun olarak bilmek, anlamak ve eşyanın tabiatına uygun hareket etmekle olur. Mesela bir insan bir eve gitti. O evde yapacağı tasarruflar, şu veya bu şekildeki davranışlar öncelikle o evle ilgili konumunu belirlemeye bağlıdır. Mesela ben kendime ait bir evde oturuyorum. O evdeki davranışlarım ev sahibi olduğundan dolayı farklı olacaktır. Şurayı yıkayım, buraya yeni bir şekil vereyim, dekoru değiştireyim filan. Yani çünkü ev sahibinin yapacağı çaptaki işlerdir. Ama siz kiracı olarak gelmişsiniz, duvar yıktırıyorsunuz. Yıkamazsınız. Yıkarsanız başınıza yıkılır. Yani başınız ağrır. Kiracı duvar yıktıramaz. Kiracı kapıyı kapatıp öbür tarafta mal sahibinin rızası olmazsa kapı açamaz. Misafirin de daha az, yani sınırlı şeyi var. Misafir olduğu eve gelse de komşuya bu koltuklar iyi değil, bunları değiştirseniz, işte şunları şuraya koymuşsunuz, öyle değil böyle yapsanız derse, giderek ev sahibi öyle misafiri kapının önüne koyar. Demek ki her tür hareket yapılabilir. Koltuklar orada değil, burada olsun, kapı orada değil, şurada olsun veya şu duvarı yıkalım, ama konumuna göre insan bu davranışlara
yeltenir ise konumuyla uygun olana başı ağrımaz, kimsenin de başını ağrıtmaz. Ev sahibi olduğunuzu bilir iseniz ona göre şeyler yaparsınız. Kiracı olduğunuzu fark eder unutmazsanız sınırları daha belli olan işler yapabilirsiniz. Misafirseniz de yapacağınız iş edeplice oturup güler yüzle ev sahibinin hatırını alıp kalkıp evinize gitmektir. Yoksa oturup ev sahibine bu koltukları değil, şu yatak odasını orayı değil, buraya taşıyın filan dersen herkes şöyle birbirine bakar, bu nasıl misafir? Bir daha da kapıyı filan açmaz yani öylesi misafire. İşte bu cümleden olarak diyorum ki ben, insan gözünü açtığında şu kainatı hazır buluyor. Neyiz biz bu dünyada? Mal sahibi miyiz, kiracı mıyız, misafir miyiz? Bence bu soruların cevabını vermek veya isabetli olarak vermek işin temelinden haline atılacak ilk adımdır. Şimdi ben geldim, gözümü açtım, aklım ermeye başladı, baktım her şeyi, güneşi, ayı, yıldızları, ağaçları, denizleri, dağları, ötevi her şeyi hazır buldum. Yani ben mi yaptım bunları? Yok. Ben yapsaydım, ben akletmeye başladıktan itibaren olurdu bunlar. Halbuki ben hazır buldum. Demek ki ben burada mal sahibi, bu tasarruf sahibi falan değilim. Neyim? Misafirim. Bakıyorum benim cinsinden olanlar doğuyor bir gün, ölüyorlar benden evvel ölmüş. Demek ki ben de o cinstenim, ben de ölüp gideceğim. Ben de gideceğim. Peki burada kazandığım şeylerin hangi cinsten olanlarını götüreceğim ya da götüremeyeceğim? Ne firavunlar yığdıkları altınları, servetleri, mücevherleri götürmüşler, ne Karunlar götürmüşler, ne Rockefeller götürebiliyor. Hiç kimse götüremiyor. Öyleyse nedir peki insanın varlığına inanmasa bile, bu dünyada adını, ahiretin varlığına inanmasa bile, diriltilip hesaba çekileceğine inanmasa bile, bu dünyada namının iyi anılmasını sağlayıcı şeyler nedir? İnsanlara zulmederek onların sırt kazanmakla iyi olarak anılabilir mi bir insan? İnsanlara zulmetmek suretiyle iyi olarak anılabilir mi? İnsanların mallarında, ırzlarında gözü olmak suretiyle iyi anılmak mümkün mü? Bu gibi şeyler yalnız İslam'ın değer yargısı da değil. Yani fıtri şeyler. Zaten İslam fıtratı dinleştirmiş. Fıtratın gereğini din yapmış. Fıtratın sahibi, İslam'ın sahibi. Onu gönderen. Bu itibarla İslami bir yaşama sahip olacak kimse, İslam deyince sokaktaki halkın anladığı İslam'ı ya da adıyla sanıyla İslam Partisi diye bilinen ama İslam'la uzaktan yakından alakalı olmayan bir partiyi anlamasın lütfen kimse. Çünkü biz yıllardır nefes tüketiyoruz bu işin onlarla uzaktan yakından alakası olmadığı. O bakımdan Kur'an'daki İslam'ı biz vurguluyor, ondan esinlenmek gerektiğini, onu hayata, yaşama geçirmek gerektiğine inanıyor, bunu düşünüyoruz. Kur'an'ı okursanız o insana gerek ferdi, gerek toplumsal yaşamında, gerek aile yaşamında, gerek ticari hayatında, gerek sanayi faaliyetlerinde, gerek seyahatinde nasıl davranması gerektiğini, hangi ölçülerden şaşmadan, hangi şeyleri baz edinerek düşünmesi ve davranması gerektiğini gayet açık anlatan bir kitap ki bu kitap ne Muhammed'in yazmasıdır, ne Ercüment'in tercümesidir, ne şu. Bu kitap doğrudan gerçekten Allah'ın kitabıdır. Hiç kimse de bugüne kadar onun emsalini yazabilmiş. Ondaki doğruların eskimezliğini sağlayabilmiş, doğrulara haiz bir kitap yazabilmiş değildir. Kur'an'ın doğruları hiçbir gün eskimeyi bilmeyen doğrulardır ve bu tür doğrularla doludur Kur'an. Doğruların eskimezliği zamanla mukayyet olmayışı demektir. Hırsızlığı, zinayı, başkalarına zulmetmemeyi, hayvanına fazla yük taşıtmamayı, yüklememeyi insanlara mükellefiyet olarak bildiren İslam'ın şu doğrularından, örneklendirdiğim doğrularından hangisi 1400 sene evvel yeniydi de bugün eskidi? Bugün hayvanına fazla yük yükleyen, eşeğine fazla yük yükleyen bir insana kızmıyor musunuz? Fıtratınız gereği kızıyorsunuz. 1400 sene evvel de böyle. Dolayısıyla eskimez doğruları iyi tespit etmek için başvurulacak şaşmaz kaynak Kur'an-ı Kerim. Okuyun benim dediklerime değil, orada ne dendiğine bakın ve aklınızla muhakeme edin. Herhalde o en azından düşünmenize yardımcı olacaktır. Zira yüzlerce ayetinde hala akletmiyorlar mı? Hala düşünmüyorlar mı? Hala düşünmeyecek misiniz diyor. Mesela
Arapçasını kısaca mazur görürseniz vereyim arkasından Türkçesini. Diyor ki, efela yenzurune ilel ibili keyfe huligat. Develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Ve bakmıyorlar mı dağlar nasıl dikilmiş, gökler nasıl yükseltilmiş ve yerler nasıl serilmiş? Akıl sahipleri için bunlarda hikmetler var. Hakikaten öyle bir deve belgeseli seyrettim. 4 bölümlük, Amerikan yapımı. Develer olmasaydı diyor sonuçta belgeselin yapımcısı, insanoğlu nerede var olduysa orada kalır, dünyaya bugünkü gibi yayılmış olması mümkün olmazdı. Tam 2 ay hiçbir varlıkta bulunmayan tahammül var. 2 ay yemeden içmeden yol alamıyor deve. Üstelik kesiliyor yiyeceği içeceği bittiği zaman, hem etini yiyor, millet yolculuk için yeni güç kazanıyor, hem de içinde hiç bozulmamış, idrarlaşmamış su saklıyor haznesinde. Onu içerek büyük, uçsuz bucaksız Gobi çöllerini, büyük sahraları geçebiliyor. Basit bir şey değil. Evet, bugün Türkiye'de deve kalmamış olabilir ama deveyi yaratan da mı kalmadı yani? O da mı gitti, deveyle birlikte azaldı mı dersiniz? Olacak iş değil tabii. Yani her şey sizin için, insanlar için yararlı şeyleri denizlerde götüren, yüzdürülen gemilerin yüzdürülüşünde akıl sahipleri için hikmetler var diyor Allah. Yani her şeye bakın. Dağları siz hareketsiz sanırsınız. Halbuki onlar belli bir seyir üzere döndürülürler. Ve yeryüzünün dağılmaması için çakılmış kazıklar gibidir diyor Allah. Daha yeni yeni jeologlar hakikaten öyle kazıklar gibi, şu viyadükler gibi rol oynadığını gösteriyor. Daha yeni anlamış durumdalar. 1400 sene evvel yani Mekke'de yaşayan Muhammed isimli bir şahsın bunları anlayacak ne ortamı var, ne bilecek imkanı var, ne bir şey yani. Belli ki bunları ona Rabbi olan Allah göndermiş, bildirmiş olmalı. Ben Türkiye halkının, Türkiye'de yaşayan insanların yoğunlukla kendilerine Müslümanım demelerine rağmen İslam'ın esası Kur'an'da bulunduğundan, Kur'an'a göre ne kadar Müslüman oldukları hususunda epeyce mütereddidim. Çünkü yaptığım testler, her gün konuştuğum, içinden çıktığım bir toplum, onların değer yargıları din adına bildikleriyle Kur'an'ın dindir diye, Kur'an dinidir diye bildikleri arasında dünyalar kadar fark var. Halk bir taraftan Allah bir, onun eşi yok, ortağı yok derken, ondan sonra gidiyor filan evliyanın mezarına mum dikiyor. Hamile oğlunun hanımına, efendim hanımından erkek çocuk vermesini istiyor ölüden. Bunu yapan adam düpedüz Allah'a ortak koşan insandır. Bu adamın orucu da boşa gider, namazı da boşa gider. O kendisini dindar sanıyor. Ama yine Kur'an'da Allah buyuruyor, zan gerçekten bir şey ifade etmez diyor. Gerçek şunun bütünüyse, şunun bir teli dahi bundan bir şey ifade eder. Fakat gerçek bütününden zan en küçük bir cüz bile ifade etmez diyor. Çünkü zan kuruntu demek. Zan Arapça, kuruntu da Türkçesi veya sanı. Sanıyorsun de işte hiçbir deliliniz yok, hüccetiniz yok, elle tutulur bir veriniz yok, öyle sanıyorsunuz. Sanılarla bir yere varılmaz. Kayseri yolunu tuttunuz gidiyorsanız kendinizi Bursa'ya gidiyor sanın durun. Varacağınız yer Kayseri'den başkası olmaz. Olur mu? Sanmayla gidilmez, varılmaz. Patates yiyorken kendinizi havyar yiyor sanın. Sanın durun yani. Avucunuzu yalarsınız. Olur mu öyle şey? Evet. Bana verilen vakti sanıyorum pek geçmedim ama bitireyim tabii. Yani ben ben öyle dediğiniz için söylerim. Çünkü özellikle saatimi de önüme çıkardım. Böyle şeylere çok titizlenirim. Hepinizin beni dinlemesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah konuya müteallik ufak tefek de olsa düşünülmesini sağlayacak bazı şeyler söyleyebildi isem, ki bu tür toplantıların amacı da sanıyorum bu. Kendimi mutlu sayacağım. Hepiniz zahmet edip dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Yorduk sizi. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim Sayın Özgür Özkan Beyefendi'ye.
Son konuşmacı olarak Sayın Hasan Yalçın Beyefendi'ye söz verin arkadaşlar. Ondan sonra soru kısmına geçeceğiz ve oturumumuzu tamamlayacağız. Arkadaşlar şey yapsınlar da. Oldu. Buyurun Sayın Hasan Yalçın Bey. Teşekkür ederim hepiniz. Saygıyla selamlarım. Böyle açık oturumlarda, panellerde istenen genellikle hani bir kaç tane konuşmacı olduğuna göre onların fikirleri arasında bir temas olsun ve hani eski deyimle fikirlerin çarpışmasından hakikat çıkarmış gibi olsun. Fakat son dönemin panelleri biraz farklı oluyor. Genellikle konuşmacılar kendi konuşmalarını, kendi düşünce paketlerine uygun olarak hazırlayıp geliyorlar ve bir temas sağlanamıyor. Eğer benim konuşmam böyle bir temas sağlamaya yardımcı olursa ikinci turda belki daha zevkli bir tartışma gerçekleştirebiliriz. Siyaset arkadaşlar özü itibariyle pastanın nasıl bölüşüleceğine ilişkin bir olaydır. Pasta dediğimiz şey insanın bir şeyler üretmeye başlaması anından, yani tarih içerisindeki o andan itibaren sürekli var oraya gelmiştir. Pastanın bölüşülmesi kavgası. Yani insanların ekonomik araçları kullanarak süreçler boyunca ürettikleri üretim fazlasının bulunan toplum içerisinde nasıl bölüşüleceğine karar veren uğraşın adı siyasettir. Özü budur. İnsanların yönetilmesi, yönetilmesi vesaire de esasen buradan çıkar. Ve tarih içerisindeki insanlığın akışı boyunca da bu bölüşüm ilişkileri üretim ilişkilerine bağlı olarak, mülkiyet ilişkilerine bağlı olarak değişik biçimler almıştır. Bir örnek vermek gerekirse şimdi Türkiye'nin bütün insanların bir yıl boyunca çalışarak ürettiklerinin bir paylaşım konusu olduğunu görüyoruz. Bu nasıl paylaşılacaktır? İşte bütçeler onun için yapılıyor, partiler onun için kuruluyor ki temsil ettikleri zümreler bu pastadan az almasınlar da çok alsınlar. ANAP belli bir zümreyi temsil eder, Refah Partisi belli bir zümreyi temsil eder, efendim Sosyal Demokrat Parti belli bir zümreyi temsil eder ve bunların çatışması, kavgası hep işte o pastadan kendi temsil ettikleri insanların daha fazlasını alması içindir ve buna da siyaset denir. Ve bu siyaset kültürü de böyle sabit bir olay değildir ve aslında milletlere de bağlı değildir. Hani Türk milletinin veya Fransız milletinin veya Amerikan milletinin veya Alman milletinin bu bakımdan diğer milletlere herhangi bir üstünlüğü yoktur. O çok söz edilen Orhun abilerinde yazılan şeylerden biri de şudur. Umin Kağan der ki ben başlıya baş eğildim, dizliye diz çökerdim. Yani göçebe toplumun beyi o dönemde kabile toplumu şartlarında pasta paylaşım kavgasında yakın kabileler ki bunlar aynı komşu kavimlerdir, komşu kavimlere ait kabilelerdir. Savaşarak diz çökertmiş, baş edilmiş ve kendi budunu haline getirmiştir. Kendi insan haline getirmiştir. Kendisi de o pasta paylaşımından en fazla pay alacak zümrenin temsilcisi olarak onları yönetmiştir. Olay budur. Diğer milletlerin tarihinde de bu vardır. Yani Türk milletinin ne üstünlüğüdür bu ne de zaafıdır. Ama bizim tarihimizin üretim ilişkileri süreci içerisinde diğer milletlerin hayatında bir fark yoktur. İslamiyet'e gelindiği zaman daha değişik bir bölüşüm ilişkisi, göçebe toplumdan kendi topluma geçiş sırasında ki Kur'an'ı incelediğimiz zaman görürüz, daha çok işte develerle yapılan ticaretin saldırıya uğramasının yarattığı ticari ekonomik sonuçları düzenleyen ayetler vardır. Ve o ekonomik süreçlerde o pastanın nasıl paylaşılacağına ilişkin tedbirler alınmıştır. O dönemin ekonomik ve siyasi formasyonunu, biçimlenişini düzenleyen bir eser olarak ortaya getirilmiştir. Bu anlamda da göçebe toplumdan yerleşik devletli topluma geçerken, kente geçerken getirdiği düsturlar itibariyle de devrimci bir eserdir. O dönemde ne yapılacağına karar vermiştir. Ama işte o döneme ilişkin ekonomik sistemi belirleyen kaidelerin toplamıdır bu. Nitekim Ercüment arkadaş anlatırken de görüldü. Bugünün problemlerine en ufak bir yaklaşım, en ufak bir çözüm, hatta en ufak bir tahlil bulamıyorsunuz.
Sonuç olarak bir vaizin Kur'an hakkındaki bazı açıklamaları ve insanların nasıl ahlaklı olmalarına olmaları gerektiğine ilişkin bazı sözler. Bunun başı sonu yoktur. Netice olarak birisi yönetecektir pastanın paylaşımı. En iyi adamı bulacaksınız da Kur'an'a bakıp işte şu ayette şöyledir, böyledir. O da paylaşımın başında, şurasında, burasında bulunan bir adam olacağı için o da pastayı paylaştıracaktır. Örnek mi istiyorsunuz? İşte Ercüment Bey zaten şikayet etti. Dedi ki ben bunu Kur'an'a uygun bir parti saymıyorum. Saysaydı belki onu tartışacaktık. Saymıyorum dediği için tartışmayacağız ama Refah Partisi'nin genel başkanı 146 kilo altını çıktı. Bu pastanın paylaşımının, yani siyasetin sonucu olan bir birikimdir bu. Fransız Çiller'in de Amerika'da hanları, apartmanları, sarayları çıktı. Süleyman Demirel'in akıl almaz bir emlak serveti çıktı. Erdal Bey'in gene babadan kalma, dededen kalma bir şeyleri çıktı. Babasına kimden kalmış acaba Hasan Bey? Efendim babasından kalan bir şey var. Bir birikim yapmış. Soh Torik'ten falan tabii. Yani Cumhuriyet'in şimdi, aristokrasisi bunlar. Şimdi ben onları tartışmıyorum. Haramzadeleri. Ben şuraya sorumu şu. Şu düzeye getiriyorum. Yok söz olsun bir şey olmaz onlardan. Yok yani, yok olacağı için değil. Onlardan bir şey olmaz. Müdahale edinmeden akıcı bir şekilde sürdürmeniz istiyor. Tabii tabii. Ben sürdürüyorum. Bana müdahale olursa ben tamam. Konuşmamın düzenini bozmam. Onu sürdürürüm. Müdahale olursa memnun olurum. Şimdi bu demek ki pastadan bir pay alma meselesidir. Erbakan da bu pastadan pay almıştır. Neye bakarak almıştır? O da diyor ki ben Kur'an'a bakarak alıyorum. Şimdi Ercüment Bey geldiğinde, Ercüment Bey'in mallarının bir şey demiyorum da Ercüment Bey mi bakacak Kur'an-ı Kerim'e veya birisi bakacak? Bir bakan olarak yapacak yani durup dururken kitap durduğu yerden yönetmeyecek. Birisi onun adına yöneteceğine göre ve bugüne kadar da yönettiğine göre yönetmiş mi? Yönetmiş. Bir siyasal kültür oluşturmuş mu İslam? İslam'a çok girmek istemiyordum yani buraya bir bomba yaptırıyorum söyleyeceğim başka şeyler var. Yönetmiş, Suudi Arabistan'da yönetiyor. Orayı beğenmiyorum diyecek şimdi Ercüment Bey. Peki İran'la yönetiyor, orayı da beğenmiyorsunuz. Peki Osmanlı yönetmiş İslam'la, onu da beğenmiyorsunuz. Orada bir takım sakatlıklar var. Peki, yani bundan sonrasının güvencesine, ondan sonrasının güvencesini bulmamız için dünya tablosunu Aslan Hoca'nın yaptığı gibi yere yatırmamız lazım. Onun eksiği yediği olabilir bari. Onu yapmaya çalıştık en azından. Dünya tablosunu yatıracağız, Türkiye tablosunu da yatıracağız. Bunun içinden ne çıkar ona bakacağız. Pastanın üreten tarafından daha fazla olmak üzere, yani şu çalışan dediğiniz insanların pastadan daha fazlasını almasını sağlamak üzere bir tedbirimiz var mı? Yoksa sizin tarifinizin içinde var, fakir olması lazım sizin onu uygulamanız için. Fakire yardım ederek Allah'a kendinizi benimsediğinizi söylüyorsunuz. Bir kere tarif ettiğiniz üzerinde içinde fakir var. Fakir olmadan onu uygulayamayacaksınız. Yani fakiri veri olarak kabul eden, fakiri her zaman veri olarak, her zaman fakirin olacağını kabul eden, fakiri oradan kaldırmayı düşünmeyen bir sistem savunuyorsunuz. Demek ki pastanın, ki o fakir de işte işçidir, Türkiye'nin %95'idir o adam. O yardıma muhtaç adam, Tansu Çiller'in iyice de muhtaç ettiği o adam, Türkiye'nin %95'idir. O siyasetin neresinde? Yani pasta paylaşımının neresinde? Siz ona ne veriyorsunuz? Şey mi veriyorsunuz, zekat mı veriyorsunuz? Fitre mi veriyorsunuz, ne veriyorsunuz? Hangi yasaya göre düzenliyorsunuz? Ve hangi parti bunu yapacak? Onu nasıl çözüyorsunuz? Bunlar yok tabii. Bu işte zulüm olmasın, eziyet olmasın gibi her dinin ve insanlığın başından beri eziyet çıktıktan sonra her bilgenin bunu Konfüçyüs'te de bulursunuz. Efendim bir Hint fakirinin sözünde de bulursunuz. Bir Amerikalı yazarda da bulursunuz. İnsanlara zulmetmeyiniz gibi bir genel geçer. Bir sözden ibarettir. Bununla çözemezsiniz toplumun sorunlarını. Ben çözelim diye söylüyorum. Siz eğer bir çözüm getirseydiniz, ben ona amenna başının üstünde yer verecektim. Ama çözüm olmadığı için bunları söylemek zorundayım. Türkiye'ye gelince, şimdi ben Türkiye'deki siyaset kültürüne gireceğim nasıl? Türkiye'ye gelince Türkiye'de siyaset kültürünü belirleyen esas erken emperyalizmdir. Türkiye 1919'da bir sömürgeleşme sürecinin sonunda tam sömürgeleştirme noktasına getirilmiştir. İşgal altına sokulmuştur. Bundan daha fazlası da olmaz. Orada Türkiye'nin insanı, Türküyle, Kürdüyle vesairesiyle bir başkaldırı başlatmıştır. Mustafa Kemal'in önderliğinde isyan etmiştir. Ben bağımsız bir ülke kuracağım demiştir.
Aynı zamanda bu ülke modern kapitalist bir ülke olsun demiştir. Modern kapitalist ülkede bölüşüm ilişkisi, o pastanın bölüşüm ilişkisi kapitalistlerin üretim araçlarına sahip olduğu, dolayısıyla kar yöntemleriyle üretilenlerin kar araçlarıyla bir kapitalist cümleye mal edildiği bir sistemdir. Kapitalist sistem, artı değer sömürüsüne dayanan, insanların emeğinin sömürülmesine dayanan bir sistem olarak var edilecektir. Demek ki Cumhuriyet devrimi bağımsız bir ülke kurarken aynı zamanda kapitalist bir ülke kurmaya, modern kapitalist bir ülke kurmaya girişmiştir. Modern kapitalist bir ülke de Osmanlı'dan farklı olarak köylüyü artık tebaa olmayacaktır. Diğer Batı ülkelerinde de böyledir bu. Burada üstünlüğü vardır, ne gerili vardır. Fransız devriminin getirdiği çözümdür bu. Feodalizmi yıkarken, burjuvazi kapitalizmi kurarken der ki iktidar gökten, tanrıdan gelmez. Krallar çünkü öyle iddia ediyorlar. Diyorlar ki biz yeryüzünde Allah'ın temsilcisiyiz, Tanrı'nın temsilcisiyiz. Dolayısıyla da onun adına hükmediyoruz. Ve bu köylüler de beylerin, toprak beylerinin topraklarında Allah'ın emri icabı çalışmaktadırlar. Biz de Allah'ın emri icabı onların ürünlerine el koyup bu büyük sarayları yapıyoruz ve şaşa içerisinde yaşıyoruz. Osmanlı sultanları da böyle söylüyorlar. Osmanlı sultanlarının sistemi de buydu. Halife Allah'ın yeryüzündeki gölgesiydi. Ve yurttaş yoktu, tebaa vardı. Dolayısıyla Cumhuriyet geldiği zaman bunu özgürleştirmek zorundaydı. Neden? Fransa'da nedense, Türkiye'de de ondan dolayı. Fransa'da neden özgürleştirmişti köylüyü Fransız devrimi? Çünkü kapitalistler çalıştıracak işçi lazımdı. Toprağa bağlı köylü fabrika işçisi olamazdı. Onun için layık devrimi gerçekleştirdi. Mustafa Kemal de aslında Türkiye'de Fransız devriminin geç kalmış bir tekrarını yaptı. Layık, bağımsız bir cumhuriyet kurmaya girişti. Fakat emperyalizm diye bir olay artık başlamıştı. 18. yüzyılın sonlarına, 19. yüzyılın sonlarına başlayan, ikinci arasından başlayarak bir emperyalist sistem gelişmişti. Bir emperyalist dünya pazarı oluşmuştu. Kapitalist olarak kaldığınız sürece o dünya pazarının dışına çıkmanız da mümkün değildi. Cumhuriyet kurulduktan sonra adım adım 1950'lerden sonra hızlanan bir süreç boyunca Türkiye emperyalizmin avucuna gittikçe daha fazla düştü. Yani o ağdan kurtulamadı. Mustafa Kemal bağımsız bir cumhuriyet kurdu ama bu bir burjuva cumhuriyeti, kapitalist bir cumhuriyet olduğu için, bir sosyalist cumhuriyet olamadığı için dünya emperyalist sisteminin içinde kaldı. Ve emperyalizm Türk siyasi kültürünü belirleyen başlıca etken oldu. 1950'den sonra daha fazla oldu. Bakınız çok hepinizin hatırlayacağı sözler vardır. Bayar Menderes demişlerdi ki Türkiye biz bir küçük Amerika yapacağız. İkili anlaşmalar o zaman başlamıştı. Türkiye'den toprak verilip üst olarak kullan diye Amerika'ya Türkiye ülkesinin sunulması o dönemde başlamıştı. 1960'larda bir hamle yapmıştır Türkiye halkı. Hem demokratik hem anti-emperyalist bir halkıdır. Ben o dönemin insanlarından biriyim. O dönemde devrimci mücadeleye giren insanlardan biriyim. İşte biz nerelerden devrimci olmuştuk? Bağımsızlık meselesinden devrimci olmuştuk. Amerika'nın Türkiye'nin petrolüne, madenine el koymasına karşı çıkarak devrimci olmuştuk. Milli petrol kampanyalarında biz devrimci olduk. Milli maden kampanyalarında devrimci olduk. Efendim, Amerikan üslerine karşı, Amerikan gemilerinin Türkiye'ye yaptığı 6. filo ziyaretlerine karşı kavga ederek devrimci olmuştuk. Fakat bu mücadelenin başarısı engellendi. Bu mücadelenin başarısını engellemek için Türkiye'de Amerika iki kere darbe yaptı. Bunlardan biri 1971 12 Mart darbesidir, biri 1980 12 Eylül darbesidir. İkisinin arkasında da Amerika vardır. Bunlar sosyalistlerin icadı değildir. Yani böyle olduğunu söylemek bir yalan, iftira değildir. Bunları darbeyi yapanlar söylediği gibi darbeyi yaptıranlar da söylemişlerdir. Mesela Paul Henze vardır. Amerikan devletinin önemli danışmanlarından ve CIA'nın adamlarından. 12 Eylül darbesinden hemen sonra Reagan'a rapor verir. Der ki Overboys dediğimizi yaptı. Overboys yani bizim olanlar. Amerikan hükümeti Türk generallerine bizim olanlar diyecek kadar onunla işi dışıdır. Ve darbe onlar tarafından tezgahlanmıştır. Kenan Evren de bunu reddetmemiştir. Diğer generaller de bunu reddetmemiştir. 12 Mart da öyledir. Yani Türkiye'de Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyete karşı bir rövanş mücadelesi vardır. Yani
Mustafa Kemal'in kazandıklarının geri alınması veyahut da Mustafa Kemal'in emperyalizmden söküp aldıklarının geri alınması için bu tarih içerisinde büyük bir kavga yürütmüştür emperyalistler. Bağımsızlığı adım adım söküp almak için, laikliğe son vermek için de aynı zamanda. Bakın emperyalizmle ne kadar yaklaşmışsa Türkiye, laiklik o kadar devre dışı bırakılmıştır. Laikliğin bir kenara süreci 1940'larda başlar. Hatta 30'larda biraz başlar. Fakat esas hızlanışı 1950'lerdir. Demokrat Parti dönemi, yani emperyalizm de Türkiye'nin bütünleşme dönemi. 1960'larda bu biraz frenlenir. 1970-80-90 dönemi bunun en fazla hızlandığı dönemdir. Emperyalizmin Türkiye hakimiyetiyle Türkiye halkının dini duygularının sömürülmesi süreci aslında başı gider. İnsanların, burada bir parantez açayım, insanlarımızın inanması, şöyle inanması, böyle inanması, şöyle ibadet etmesi, böyle ibadet etmesi, bunların hiçbiri bizim, benim görüşlerim açısından söylüyorum, bizim karışacağımız veya bizim sınırlandıracağımız bir olay değildir. Ama bunlar Türkiye'nin yönetimiyle ilgili sorunlar değildir. Ben onu o gün, o meseleye çekmek istiyorum. Türkiye nasıl yönetilecek? Türkiye'yi Amerika mı yönetecektir? Overboys vasıtasıyla. Yoksa şu insanlar veya bu insanlar gibi insanlar, çalışanlar mı yönetecektir? Siyaset kültürüne ilişkin sorun budur. Emperyalizm Türkiye'ye bir siyaset kültürü dayatmıştır. Bakın o siyaset kültürünün gelişmesini size gene bu emperyalizme bağımlılık süreci içerisinde söyleyeyim. Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız. Türkiye'de üst yok, tesis var. Bunlar demir. Bir Adnan Menderes'in lafıdır, Celal Bayar'ın lafıdır. Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız. Öbürü Süleyman Bey'in lafıdır. Der ki Türkiye'de üs yok, tesis var. Yani Amerika'nın askeri üsleri için kullandığı şeydir. Üs olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Herkes kabul etmiştir. Sonra da demiştir ki üs oluversin ne olacak? İşte Demirel'in üslubuyla. Üs oluversin ne olacak? Sonra da çekişiyormuştur o. Türkiye gelmiş çivi gibi çakılmıştır göbeğine Türkiye'nin. Çıkaramıyor da kimse. Oraya gelmiştir. Ve şuraya gelmiştir. Biz Süleyman Bey'le mücadele ederken 1960'larda o zamanın gençliği olarak Morrison Süleyman derdik. Sayın Demirel ama Morrison Süleyman derdik. O zamanki adı öyleydi. Morrison firmasının temsilcisiydi. Johnson'la çektiği bir fotoğrafla Adalet Partisi'nin başına gelmişti. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye'deki bir numaralı mümessili olarak görürdük biz onu. Ve Morrison Süleyman diye protesto ederdik. Ama şimdi aradan geçen zaman işte o Overboys'ların 1971'de 1980'de yaptıkları darbelerden sonra biz öyle bir noktaya geldik ki Süleyman Bey melek kaldı yanında. Yani emperyalizmin Türkiye'deki ilerleyişini söylüyorum. Morrison firmasının temsilcisi başbakana tahammül edemeyen Türkiye, Amerikan vatandaşı başbakana tahammül eder noktaya gelmiştir. Ve Tansu Çiller Amerikan vatandaşı olduğunu artık reddetmiyor. O reddetmediği gibi Türkiye insanı da Tansu Çiller Amerikan vatandaşı olmasından o kadar rahatsız olmuyor. Yani siyaset kültürümüze yerleştirilen emperyalist kavramları, emperyalist ideolojiyi görebiliyorsunuz. Amerikan vatandaşı, başbakan Türkiye tarafından sineye çekilebilir hale gelmiş. Yani bu süreç boyunca. 1960'larda biz Morrison firmasının temsilcisine tahammül edemiyorduk. O zaman biz 35 bin kilometre kare demişti. Çetin Altan Meclis'te 35 bin metrekarelik askeri üste tahammül edemiyorduk, kavga veriyorduk. 6. Filo İzmir ve İstanbul'a gelince taşa tutuyorduk. Şimdi çekiş gücün gidip gitmemesini mecliste tartışıyoruz. Ve o Mustafa Kemal'in bağımsızlık geleneğinin devamı olduğunu söyleyen parti çekiş gücü kalsın diye konuşma yapıyor mecliste. Amerikan emperyalizminin Türk siyasal kültürüne nasıl büyük bir tahrip kalıbı yerleştirdiği, nasıl onu mahvettiği, nasıl çökettiği ve nasıl bir emperyalizm köleliğinin aşılanmaya çalıştığı görülüyor. Bir örnek daha vereyim size bu konuda. Eski bir sosyalist arkadaşımız Yavuz Gökmen, Tansu Çiller'in Amerikan vatandaşlığı tartışıldığı sırada köşesinde şu manşeti yazdı. Hepimiz Amerikan vatandaşıyız. Ne olacak yani? Ne olacak, ne çıkar? Hepimiz oluversek ne çıkar? Hatta olsak daha iyi. Amerikan vatandaşı. Aslanbaşı Kafor anlattı Amerika'nın ne var olduğunu. Yani beş kişiden biri işini bırakmak zorunda kalıyor. Ben bir rakam ekleyeyim ona. Amerika'da 50 milyonun üstünde sigortasız adam var. İşçi çalıştırıyor. 50 milyonun üzerinde. Onun vatandaşı oluverecekmiş Yavuz
Gökmen Efendi ve Yavuz Gökmen tek ya değil. Medyamızda Amerika'nın nasıl göklere çıkarıldığını, onun nasıl bir düzen içinde olduğunun nasıl gizlendiğini ve övüldüğünü her gün yaşıyoruz. İşte bu büyük medyada zaten onun için büyük medya olarak adlandırılıyor. Ve bizim siyasal kültürümüzün getirdiği yeri gösterir. Şu anda gelinen yer nedir? Şu anda gelinen yer 1919 öncesidir. Siyasal kültür olarak baktığımızda ve siyaset olarak baktığımızda Türkiye 1919'un öncesine gelmiştir. Türkiye yeniden bir sömürgeleştirilme sürecinin içindedir. Bu sömürgeleştirilme sürecinin özel programının adı özelleştirmedir. Özelleştirme esas olarak Türkiye'nin iç pazarının yok edilmesidir. Ekonomisinin altyapısının çökertilmesidir. Bağımsızlık devriminden sonra Türkiye bir altyapı, ekonomik altyapı oluşturmaya çalışmıştı. Bugünkü satışa çıkarılan, kapatılmaya çalışılan kitlerin çoğu o dönemin ürünüdür. Bağımsızlıkçı bir siyasi kurum tabii ki kendi bağımsız ekonomisini şu veya bu ölçüde yapmaya çalışmıştı o dönemde. Şimdi ise Amerika hayır efendim diyor, globalleşme yapacağız. Bir yeni dünya düzeni vardır. Bu yeni dünya düzeninde bir tane kral olacaktır. Bu da Amerikan başkanı olacaktır. Ve bütün dünya ona itaat edecektir. Dolayısıyla bütün dünyanın ekonomisi de Amerikan ekonomisinin bir parçası olacaktır. Bütün dünyada dolar geçerli olacaktır. Bizim ülkemizde Niğde'de oluyor mu bilmiyorum. Ben Niğde'nin ekonomik hayatını bilmiyorum ama Ankara'da, İstanbul'da artık dolar geçerli. Yani Niğde onların yanında önemsizdir bence. Ankara'da dolar geçerli hale geldi mi? Türkiye'de de, Türkiye'nin her yerinde dolar geçerli hale gelir. Bir ülkenin bağımsızlığının sembolüdür parası. Bir yerde bir devlet kurulduğu zaman önce para basar, sikke basar. Bu topraklar üzerinde bu para geçerlidir der ve başka paralara karşı o parayı korur. Yani sınırlar bir, parası ikidir. Türkiye'nin parası atılmıştır, parası çökertilmiştir. Kitleri vasıtasıyla ekonomik altyapısı, iç pazarı yok edilmektedir. Dolayısıyla bir sömürge ülke haline getirilmektedir Türkiye. Ekonomik bakımdan olan budur. Peki sosyal bakımdan ne gibi manzaralarla karşı karşıya bırakıyor bizi özelleştirme? Rakamlar muhtelif. İktidar bunların gerçeğini de söylemiyor. Ama 500 veya 700 bin olduğu söylenen işçi şu 5 Nisan paketinden bu yana işten atılmıştır. Memurların diğer gelirlerinden kaybı, yani gerçekte pazarda kullanabilecekleri paradan kaybettikleri miktar %45'tir. Enflasyon %150'dir. Bunun gene ahlaki boyutları vardır. Fuhuşun artışı, uyuşturucunun artışı. İnceliyoruz şimdi biz önümüzdeki haftalarda bunu rakamsal verilere de kavuşturacağız. Türkiye'nin liselerinde bizim eskiden övündüğümüz bir olay vardı. Türkiye'den uyuşturucu geçer. İstanbul'da uyuşturucu ticaret yapılır, bunun merkezleri vardır, mafyası vardır, bunlar olur da Türkiye'de içilmez. Bu da iyidir derdik yani. İnsanımız uyuşturucu kullanmıyor derdik. Şimdi bir felaket şeklinde gençlerimiz uyuşturucu müptelası haline getiriliyor. Mafyaların ağına düşürülüyor. Amerikan kültürünün başka boyutları var. İşte şarkısından konuşmasına kadar. Liderlerimizin konuşmalarından başlıyor yukarıdan aşağı. Turgut Özal başlattı bunu. Transformasyon, transformasyon diye. İşte Amerikan vatandaşı Tansu Çiller de zaten Amerikanca bir Türkçe konuşuyor. Dikkat ederseniz Kırat Şahlan'ı diyeceğine beyaz at zıpladı gibi bir Türkçe konuşuyor. Yani İngilizce karışık bir Türkçe. Şimdi yani diliyle, kültürüyle, müziğiyle, sanatıyla, romanıyla, parasıyla, kuluyla, sömürge valisiyle yönetilecek bir Türkiye haline getiriliyor. Zaten zımnen de bir sömürge valisi imajı da yaratılıyor. Başbakanlık makamında, Amerikan vatandaşı, Amerika'da evleri var, kaçıp kaçmayacağı siyasi arenada konuşuluyor. Mesut Yılmaz diyor ki, bu kaçacak galiba diyor ikide bir. Yani kaçıp, siyasi kültürümüzün kavramlarından biri de Amerika'ya kaçmak oldu. Kaçacak yani, kaçabilir gibi bir şey. Ve son olarak, yani bu bapta son olarak, Amerika son olarak bir büyükelçi atadı Türkiye'ye. Adı Mark Grossman. Grossman 2S ile yazılıyor. Çok önemli bir adam. Tek S ile yazılsa da önemli olur da iyice önemli yani S. Grossman diye yazılıyor. Bu adam
daha önce de Türkiye'de bulunmuş müsteşar Abramovic'in müsteşarıyla Türkiye'de 4-5 sene kalmış, çok büyük tecrübe kazanmış. Geçen gün Türkiye'ye atanırken onlar da usul Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde bir sorguya çekiliyor bir bakıma. İyi bir büyükelçi mi, orada bizim işleri takip eder mi diye sorular soruluyor ve cevap veriyor. Max Grossman'a diyorlar ki Türkleri nasıl kandıracaksınız? Türkleri nasıl kandırıyor? Soru bu. Senatör soruyor. Bunlar o kadar küstahtır. Ya bakın bunlar hiç şaşırtıcı değil. Yani biz olsak ya gizliden sorarız hani de. Bunlar böyle Türkleri nasıl kandıracaksın diye soruyor. Cevap. Bir. Özelleştirmeyi gerçekleştireceğiz. Ve 5 Nisan paketinin devamını getireceğiz. İki. Dış müdahalelerde Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını sağlayacağız. Bu konuşmaların yayınlanmasından sonra ki biz yayınladık bunu. Yayınlanmasından sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber. Türkiye Amerika'ya tanker üssü oluyor. Şu havadan uçağa benzin ikmali yapan uçakları satın alıyor Türkiye ve ertesi gün Sabah gazetesi de bunun aslında ihalesiz bir şekilde ihaleye çıkarıldıktan sonra Savunma Bakanı tarafından ihalesiz bir şekilde Amerika'ya verildiğini ortaya çıkarıyor. Ve şartları da şu, efendim, Amerika izin verdiği zaman Türkiye bu uçakları kullanabilecek, tankerleri. Amerika istediği zaman kendi malı gibi bu uçakları kullanabilecek. Savunma Bakanı'na gazeteci soruyor, efendim kendisinin malı gibi mi kullanır? Varsın kullansın yani. İşte Türkiye'nin siyasal kültürü bu hale getirilmiştir ve Mark Grossman bu süreci denetlemeye gelmiştir. Şimdi size o ahlaki boyutu ve Türkiye'nin insanının bu içine düşürdüğü yoksulluğu şunun için söyledim. Bu yoksul insanlar boş durmayacaklardır. Buna karşı da bir tedbir alınması gerekir. Boş durmayacaklarını nereden biliyoruz derseniz, bakın işte benim ayrıldığım nokta bu. Ben Türkiye tablosuna bakarak konuşuyorum. Türkiye'de ne olup bitiyor'a bakarak konuşuyorum. Yoksa afaki bir nutuk çekmiyorum. Bu insanlar sessiz kalmayacaktır derken, sessiz kalmadıklarına bakarak söylüyorum. Türkiye'nin 1994'ü biterken, 2 ay içerisinde korkunç büyüklükte işçi ve memur eylemleri oldu. Türkiye'de tarihinde ilk defa memur grevi oldu. Ve tarihinde ilk defa Ankara'da 100 bin işçi özelleştirmeye karşı yürüdü. Medya bunları şöyle verdi, böyle verdi. Ben içindeyim. Ben tanığım. Şimdi bu insanlar durmayacağına göre, bir mücadele yapacağına göre ne yapacaklardır bunu yaptırmak için bu insanlara? Ne yapacaklardır? Başlıya baş eğdirecekler, dizgiye diz çökecekler. Nasıl? Nutuk da olur mu? Yani yatın lan dedikleri zaman yatar mı insanlar? Memurlar yatmayın dedikleri zaman grev yapmazlar mı? İşçiler genel grev yapacağız dedikleri zaman durun dedikleri zaman dururlar mı? Durmayacaklar, bir şey lazım. Neyle durdurabilirler? Sopayla durdurabilirler. Bu sopayı bu rejim hazırlamaktadır. Bu rejimin bunu hazırladığını nereden biliyorsunuz derseniz gene ben Türkiye'ye bakarak söyleyeyim. Türkiye şu anda bile bir darbe tartışmasının içine girmiştir. Şu anda. Yani yarından sonra darbe olur söylemiyorum. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı 1994'ün hemen sonunda efendim meclis tıkanırsa ben bir yetki kullanarak seçime götüreyim şu meclisi demesi üzere birdenbire bir darbe tartışmasının içine düşmüştür. Çünkü Türkiye'de rejimin aklında darbe vardır. Rejimin aklında darbe vardır. Nerede vardır? Darbeci mihraklarda vardır. Darbeci mihraklar Türkiye'nin şartlarının artık bu rejimin içinde bile, yani şu kadarıyla bile, şu kadar parlamenter sistemle bile idare edilemeyeceğini görmeye başlamışlardır. Ve iplerin daha sıkı bir şekilde ele geçirilmesi, elde tutulması için bir takım tedbirler geliştirmeye başlanmıştır. Ordu içinde rahatsızlık vardır. Bakın iki tane gene, materyalistik. Yaklaşalım olaya. Olgulardan hareket edelim anlamında söylüyorum materyalistlerden. Olaylardan. Olay bir. ATV televizyonunda Fatih Çekirgen iktidar oyunu diye bir program yayınlıyor ve komutanların ne kadar mevki düştüğünü ve birbirini boğazlayan bir kalksa da koltuğuna otursam diye birbirlerine baktıkları bir çevre oluşturduklarını ortaya koyuyor. ATV'de. Birkaç gün önce Milliyet Gazetesi bir manşet atıyor. Diyor ki Turgut Sunal 1964'te İngilizlere casusluk yaptı ve Türkiye'nin askeri silahını sattı. Turgut Sunal dediğiniz adam harekat dairesi komutanlığı yapmış genelkurmayda. Efendim Kenan Evren
Kemal'in dahi birçok komutanın abi dediği, Dünya Türk ordusunun çok saygın komutanlarından biri. Hedef alınıyor. Neden acaba? Çünkü orada iki tane klik var. Bir kontrgerilla kliği var, MHP'yle de içli dışlı bir şekilde bir takım tezgahların içerisinde, özellikle Güneydoğu'da kazandığı güç sayesinde, orada tankların üstüne kurt işaretleri yaparak veyahut da üç hilal koyarak veyahut da ellerini kurt işaretiyle haline getirerek operasyonlara giden kimler? Bütün partiler tarafından gündeme getirilmişti. Orada bir güç kazanmışlardı. Fakat devletin diğer sinir merkezlerinde de, MIT'inde, ordusunda da bir takım güçlerin bu işi bir kıvamına getirmeye çalıştıkları görülmektedir. Karşı taraftan da gene bunlara, bunların bu atılımını durduracak bazı tedbirlerin alınmakta olduğunun işaretleri görülmektedir. İki güne bir toplanan Milli Güvenlik Kurumları, askeri şuralar, buralarda bir takım olayların olduğu, ben ne olduğunu bilmiyorum ama olayların olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin bir kontrgerilla cumhuriyetine dönüştürülmesi, rejim olarak da şu işlevsiz parlamentonun bile bir kenara atılması şeklindeki bir sürece gittikçe zorlandığını, bir Amerikan patentli kontrgerilla cumhuriyetine Türkiye'nin dönüştürmek istendiğini pekala görebiliyoruz. İşte Türkiye'nin siyasal hayatının, siyasal atmosferinin temel bileşkeni budur. Emperyalizm, emperyalizmin dayattığı sömürgeleşme süreci, buna bağlı olarak Türkiye'de kışkırtılan milliyetçilikler, buna bağlı olarak Türkiye'de kışkırtılmak istenen din ve mezhep kavgaları, buna bağlı olarak, bundan bağımsız olarak değil. Onun için Türkiye'nin bütün insanların, bu ülkeyi seven bütün insanların dikkat etmesi, birleşmesi gereken bir olay vardır. O da ezilenlerin birliğini gözümüzün bebeği gibi korumaktır. İnanan inanmayan, aynı fabrikada çalışan insanın menfaatleri aynı. Kavga pasta kavgasıdır. Pasta kavgasında inanan işçiyle inanmayan işçinin ücreti farklı farklı artacak değildir. Alevi işçiyle Sünni işçinin ücretleri farklı farklı artacak değildir veya farklı gece kondularda oturuyor değillerdir. Aynı çarşının esnafıdırlar. Aynı adamdır bunlar. Aynı olmayanlar kimlerdir? Onlardan ayrı olanlar kimlerdir? 148 kilo altını olanlar. Amerika'da evi olanlar. Onların menfaatleriyle oradaki inanan işçinin menfaati nasıl ortak olabilir? Milliyet kavgasına sürükleniyor Türkiye. Türkiye'nin Bosna olacağı söyleniyor. Bosna olması tehlikesi vardır. Bunu isteyenler de vardır. Türk-Kürt çatışması. Bakın Cumhurbaşkanı bize gazeteci olarak görüştük. Her sene yapar. Birer tablo verdi. Açtık baktık. 10 senede ölen güvenlik gücü, ben şeyleri karıştırmadım, toplam rakamları söylemiyorum size. Başarı dedikleri olayı söylüyorum. 10 senede ölen, bu olayın içerisinde ölen güvenlik gücünün sayısı son 94'te ölen sayının yarısı. Artışı görüyor musunuz? Bütün olaylarda, olay miktarında da aşağı yukarı aynı durum var. Yani 10 senede bir takım olaylar var, sayısı diyelim ki 10 bin. Bir senede olaylar var, sayısı 6-7 bin. Yani Türkiye şiddet metotlarını ısrar ederek bu meseleyi kangren haline getirmiş. Gittikçe bir çözümsüzlüğe sürüklemiş. Çözümsüzlüğe sürüklediğince de Amerika oraya kancayı takmış ve çekiş gücünü oraya yerleştirmiş. Türkiye'nin insanının birbirini boğazlayacağı bir tabloyu oluşturmak için olmuş. Çekiş gücünün anlamı Türklere bir şey getireceği yok. Türklere de bir şey getir. Türkiye'nin bölünmesi falan filan onu önleyecekmiş falan. Türkiye'nin bölünmesi için oraya getirildiğini söylüyor bir kısmına. Ve bunu ben söylemiyorum. Bunu Güneri Civaoğlu Irak Savaşı sırasında dinlediği Amerikalı albaylardan naklen anlatıyor. Adam haritayı çiziyor, diyor ki burada bir Türk devleti kurulacaktır. Buna, bu sizden toprak isteyecektir. Ya vereceksiniz ya dövüşeceksiniz. Ve bugün Kenan Evren'in üretti bir demecini okudum. Arada sırada diyorum ki kendi kendine, verelim de kurtulalım gitsin. O noktaya gelmiştir işte. Kim getirmiştir bunu? Kendileri getirmişlerdir. Kendileri bu rejim getirmiştir. Amerika'ya teslim olan rejim getirmiştir. Amerika'nın kültürüne, Amerikan kültürüne, Amerika'nın siyaset kültürüne teslim olan rejim getirmiştir. Onun hegemonyasının altına Türkiye'yi sokmuştur. Mesele daha ötededir ve Türkiye'nin emekçi insanının bir kavgaya sürüklenmesi tehlikesi vardır. Bunların çaresi nedir? Noktalıyorum konuşmamı. Bunların çaresi şudur.
özelleştirmeye karşı kamulaştırmayı savunma. Şehrin kaynakları zengindir, büyüktür. Efendim, özelleştirme esas olarak emperyalist sermayeye ve emperyalizm işbirliği yapan büyük sermayeye Türkiye'nin kaynaklarının peşkeş çekilmesi, ikram edilmesi olayıdır. Bunun yerine bu büyük sermayenin servetlerinin halka mal edileceği bir çabaya girmektir. Türkiye bu noktaya gelmiştir. Ya o oradan alacaktır, ya o oradan alacaktır. Emekçilerin oradan alması emekçilerin lehinedir. Pastanın paylaşımı. Siyaset kültürü de budur. Emekçilerin siyaset kültürü budur. Meydanlarda gelişen siyaset kültürü de budur. Zorluğa girdiği zaman böyle giriyor. Özelleştirmeye hayır, IMF'ye hayır, Tansu Amerika'ya. Peki ne diyorsun kardeşim? Kamulaştırma diyorum. Madenler kapanmasın diyorum. Neden kapanmasın diyorsun? Buradan ekmek yiyorum. Peki ekmek yemesen olmaz mı? Başka yerden yesen olmaz mı? E kömürü nereden bulacaksın diyor bana. Nereden bulacağım hakikaten? Güney Amerika'dan ucuza getiririz diyor. Güney Afrika'dan ucuza getiririz kömürü. Peki doları nereden bulacağım? Onu bilemiyorum. Onu bulamıyorum. Onu bulamıyorum. İşte onun için kamulaştırma olacaktır. Türkiye sorununu Türk kardeşliğiyle çözecektir. 700 trilyon galiba oraya aktarılan para. Senelik de zannediyorum 300 trilyonu buluyor. Senelik savaşa giden para Türkiye'nin. Bunlar Türkiye'nin emekçi insanının sağlığına gidecektir, ekmeğe gidecektir. Eğitim bütçesinin nasıl büzüldüğünü gördüğünüz rakamları var. Sağlık bütçesinin büzüldüğünü hayatınızda yaşıyorsunuz, hastane kaplarına gidin görün. Bu olmuştur Türkiye'de. Buradan çözecektir Türkiye sorununu. Türkiye'nin kaynağı zengindir. Yeter ki emekçi burada bir siyasi ağırlık koysun. Kendi siyaset kültürünü hakim kılsın. Bakın Irak'la meseleyi çözdüğü anda Türkiye 40 milyar dolar. Şu son zamanlarda savaştan bu yana Irak'la arasının açık olmasından dolayı uğradığı zarar 40 milyar dolardır. Bu bile Türkiye'nin dış borcunun önemli bir kısmını kapatabilecek bir paradır. Kaldı ki Türkiye'nin dış borcunun olmadığı da ekonomiciler tarafından hesaplanmaktadır. Türkiye'nin dış borcu vardır, biz bunu ödeyeceğiz diyenler aslında dış sermayenin Türkiye'deki uzantılarıdır. Türkiye'nin, Türkiye'den kaçırılan servetlerin, İsviçre bankalarında yatan servetlerin 100 milyar doları geçtiği hesaplanmıştır. Hesaplayanlar İzzettin Önder, Korkut Boratav gibi Türkiye'nin en saygın ekonomicileridir. 100 milyar doları Türkiye'nin orada yatıyor. Türkiye'nin ayrıca bir 60 milyar dolar borçlu. Türkiye şunu diyebilir, emekçidir Türkiye şunu diyebilir. Yeter sömürdüğünüz, sizin bende bir alacağınız yoktur. Benim sizde hatta 40 milyar dolar alacağım vardır diyebilir. Ama bu dirayette bir Türkiye olması lazım. Bu dirayette bir Türkiye, Tansu Çiller'lerle, Mesut Yılmaz'larla, efendim bu durumdaki bir sosyal demokrasiyle veyahut da Refah Partisi'yle olmaz. Hiç olmaz. Getirecekleri bir çözüm yoktur. Çözümü ben getiriyorum, masaya koyuyorum. Bu çözüme bir şey diyen varsa da tartışırız rakamıyla makamıyla. Türkiye'nin meselesi böylece sürdürebilir. Zaten toparlamıştım. Saygılar sunuyorum hepinize. İlk cevaplama hakkını Arslan Başer Kapoğlu'na verelim. Ve aynı sırayı takip edelim. Buyurun Sayın Kapoğlu. İlk soru, gümrük birliği iç piyasanın dış piyasayla rekabeti demektir. Bu da iç piyasanın kendini yenilemesi, tüketiciye ve vatandaşlarımıza daha hesaplı ve kaliteli üretim yapması demek değil. Bu imzasız değildir. Sebebi şu, yani ekonomi, üretim, maddi şartlarla bağlıdır. Herkes, her üretici illa tüketiciyi kandırmak için üretim yapmaz. Elindekinin en iyisini yapar. Elinden o geliyordur. Halbuki siz pazarı açtınız mıydı bir şeye, bir ülkeye, dışarıya bazı üretimler yapılamaz. Bir örnek vereyim. Ne kadar gayret sarf ederseniz edin, gümrük birliğine girer girmez Türkiye'deki demir çelik tesisleri
kapanacaktır. Aradaki kalite ve fiyat farkını Türkiye sermayesi telafi edemez. Siz diyorsunuz ki bir atınız var. Atınızla mesela Niğde ile Bor arasında posta hizmeti yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki sonra serbest diyorsunuz. Bir adam geliyor bunu motosikletle yapıyor. Atınıza diyorsunuz ki sen motosikletle yaşamaz. Bu kadar basittir. Kaldı ki aslında gümrük birliğinin çok önemi kalmamıştır. Çünkü iki bakımdan kalmamıştır. 1978'lerde falan bu yapılsaydı, o zaman gerek Avrupa Birliği'nin de uyguladığı tarifeler yüksekti. Gerekse bizim Avrupa Birliği'nin uyguladığımız tarifeler yüksekti. Fakat zamanla bunları indirdik, bir limite kadar getirdik. Şimdi kalkacak olan çok bir şey yok. İkincisi şu, gümrük birliğine biz giriyoruz, Avrupa Birliği'ne girmiyoruz. Gümrük Birliği'nin şartlarını, gümrükleri, diğer politikaları, ithalat, ihracat politikalarını Avrupa Birliği şey yapacak, tespit edecek. Biz o karar mekanizmasına hiç girmeyeceğiz. Fakat onu uygulayacağız. Sağcı ekonomi şeyleri bile buna karşı çıkıyorlar. Mesela Erol Mazan, Erdoğan Arkin gibi adamlar. Sakin iktisatçılar bile buna karşı çıkıyor. Üçüncüsü şu, demin bir dünya ticaret organizasyonu, World Trade Organization diye Uruguay Round konuşmalarından sonra kabul edilmiş sistem var. Belki 97'den itibaren herkes birbirine
şeyi aldı getirdi, Avrupa bizi oyaladı, oyaladı, oyaladı. WTO'ya giriş sürecinin ağzından bizi kabul edecek. 95'te kaçtı, şimdi 96'dan bahsediyor. Kaldı ki, sizden daha güçlü ülkelerin bulunduğu ticaret bloklarına girmekte %100 fayda olsa bile şu sakınca vardır. Kuralları onlar tespit eder. Onlar güçlü olduğu için yaptırımları büyük organlarda, mahkemelerinde, konseylerinde onlar oy çokluğuna sahip olduğu için, güçlü olduğu için kimin favori yaptığını onlar tespit eder. Yani futbol maçı düşünürseniz avuta giden topa gol diyebilirler ve o bir kişiye razı olur. Katın, yani serbest piyasa sisteminin bütün dünyaya uygulanacak dünya ticaret sisteminde yanlışı, eksiği asıl buradadır. Hakem onlardandır. Ve sınırlarını gelişmiş ülkelerin mallarına açarak kalkınmış bir tek yoktur. İlk önce dünyada Hollanda kalkınmıştır. Hollanda'dan şeyi üretim teknolojisi kalkmış, İngiltere kalkınmıştır. İngiltere'ye karşı Amerika ve Almanya yüksek himaye koruma politikası uygulamıştır. Japonya hepsine karşı himaye politikası uygulamıştır. Genç endüstriler böyle böyle şey olmuştur. Eğer 1850'de bu sistem olsaydı İngiltere'den başka kalkınmış ülke olmazdı. Bu kadar basit. Sayın Aslan Başa Kapoğlu, ülkemizde kapitalist sistemin dezavantajlarını bize anlattınız. Peki Kurtuluş olarak söylediğiniz sosyalist yönetimin avantaj dezavantajını bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi sosyalizm demek şunu anlıyorum arkadaşlar. Sosyalizm demek toplumun yönetimine aklı hakim kılmaktır. Aklı hakim kılmaktır. Ve toplumun yararına hakim kılmaktır. İlla kar elde ediliyor diye herkes bildiğini yapabilir ve güçlüler kendisine birbiriyle anlaşarak aralarındaki avantajları paylaşarak bu sistemi sürdürebilir. Fakat bu toplumun yararına olmayabilir. Bazı şeyler var ki göz göre göre yanlış olduğu görülür. Fakat bu sistemin hakim sınıflara tanıdığı kar paylaşma mekanizmasıyla hüküm sürebilir. Bir İngiliz, bir Amerikan iktisatçısı şunu anlatıyor. Bir gün diyor, Oklahoma'da bir lokantada yemek yedim diyor. Yemekten sonra kürdan istedim diyor. Bana kürdan getirdiler diyor. Kürdanın üstünde de plastik bir mahvaza var, koruma şeyi. Orada bir Japon markası var. Japon markası. Yani o kürdan ta Japonya'dan gelmiş şeyler. Ondan sonra öğrendik ki diyor Amerika'da da Amerikan firmaları bu Çinlilerin, Japonların çizikleri çapstik var. Ondan yapıp Japonya'ya ihraç ediyorlarmış. Şimdi fizik olarak bunun yanlışlığı belli. Ta çünkü Japonya'nın da şeyi de yok. Kerestesi de yok, petrolü de yok. Şey yapmak için, o plastiği yapmak için petrolü. Dışarıdan şey getirecek, petrol getirecek. Ondan sonra hemen şey yapacak, kürdan yapacak, ambalaj yapacak, transatlantikle bu tarafa gönderecek, Amerika'ya satacak. Yani fizik olarak doğru olmayan bir şey de iktisadi olarak doğru olamaz. Çünkü bilimlerin bir hiyerarşi sırası vardır. En önde fiziktir. Sosyalizm demek işte bilimsel, akla uygun davranma ve herkesin menfaati demek olan toplumun çıkarını önde tutmaktır. Çıkar değil, toplumun çıkarı. Sayın Ercüment Özkan arkadaşım söylediği gibi herkes çıkar kavgasında değil. Herkes çıkar kavgasında olacak da buradaki çıkar, sosyalindeki çıkar toplumun çıkarıdır. Herkesin çıkarıdır ve alabildiğine demokratik
bir üretim yönetimi. Böyle bir şeyin ancak bunlar yapılmadığı takdirde sakıncası olur. Onun için faydası anlatımda Allah anlatım şeklinden belli. Öbürü şey olsun, muhafazakarlık olsun, serbest piyasa ekonomisi olsun, tek taraflı bir yarara, tek taraflı bir kaynağa dayanır. Önümüzdeki yüzyıl hangi güçlerin etkinliğinde olacaktır? Bir soru da bu. Özelleştirme Türk ekonomisi için bir çıkış yolu mudur? Onun gelecek yüzyılı yok. Çünkü mesela 1895'te de böyle bir medya egemenliğinin olacağını karıştırıp bilmek olanağı yoktu. Ben şeye bakarak söylüyorum. İlk 20 yılı bence serbest piyasa ekonomisiyle bunu istemeyenlerin bir fikir çatışması, belki de sıcak çatışması dönemi olabilir. Özelleştirme Türk ekonomisi için bir çıkış yolundur. Olmadığını gördüğümüz için 2 senedir her yerde konuşuyoruz. Türk ekonomisinin çıkış yolu değil, daha hızlı batırma yoludur. Başka bir şey söyleyeyim. %100 özelleştirme hakkı olsa bile, bakın hiç haklı değil, %100 haksızdır da olsa bile, şunu söylüyorum, savcı falan varsa veyahut ilgili varsa veyahut diyen varsa suç duyurusu yapsın. Şu konjonktür içinde, yani yatırımların durduğu, faizlerin bu kadar yükseldiği, herkesin kendi fabrikasını kendi başına bela gibi gördüğü ortamda özelleştirmeye oy veren vatan hainidir. Açık söylüyorum. Bir vilayette konuşuyordum, ilde konuşuyordum, önde vali, savcı falan vardı. Lütfen savcı verdiğim yerin dava açtı. Daha oylanmamıştı. Oylanacaktı bir hafta vardı. Dedim, oylanacak. Buradan ilan ediyorum kalabalık salonda. Bu tasarıya olumlu oy verecek her milletvekili vatan hainidir. Öyle ilan ediyorum. Peki, şimdi öyle özelleştirme adıyla peşkeş çıkma yapılır ki, bakın, Lüleburgaz yeni tesisi 33 milyar liraya bir firmaya satılmış. Peşin ödemesi ne kadar, bir tahmin edin içinizde. Peşin, efendim? 500. Yok o kadar, doğrudan ya. 1 milyar. 1 milyar ödüyor. 2. sene 4 milyar ödüyor. 3, yani 1. sene bitince. Ve 2. sene bitince de 28 milyar ödüyor. Yani suyundan da koy gelen şey. Ve İstanbul Yeni Sanayi Tesisi 133 milyara satılıyor aynı firmaya. Peşin ödeme 5 milyar. 133 milyara karşılık 5 milyar. İkinci sene 15 milyar, yani sene bitince. İkinci sene sonunda da 95 milyar. Bu vatan hainidir. 400 millet malını peşkeş yapıyoruz. Yani mahkemeye verirsen, bunun hesabında mahkeme olsun da veririm. Asıl onlar ne zaman verirler, hesabını nasıl verirler? Ben ona şey yapıyorum, şaşırıyorum. Ve herkesin dediği gibi, yutturulmak istediği gibi, dünyada her şeyde, her yerde benzerleştirme yok, var diyenler yalan söylüyor. Mesela Avant kamerasından postaların özelleştirilmesini İngiliz Muhafazakar Partisi geçiremedi. Kendi partisinin milletvekillerimiz oy vermeyince 20 milletvekili İşçi Partisi ile diğer partilerle vermiyordu. Hükümet sevk etmekten vazgeçti. Bir yutturmaca daha vardır. Bak, Arjantin düzeldi, Meksika düzeldi, Brezilya onları söylüyorlardı. Niye Brezilya'yı söylemiyorsunuz diyordu.
Brezilya'da %1 olan enflasyon gelmiştir arkasından. Meksika'nın da ne olduğunu okuyorsunuz gazetelerde. Sadece Aralık'ın son haftasında dolar %49 değer kazanmıştır. Arjantin'dekilerin de neler olduğunu vakit olsa anlatsak. Ve ülkeye yarar sağlamamıştır. Ki onlar da yarar sağlaması için şartlar var olduğu halde. Almanya'da, Doğu Almanya'daki komünist tesislerin özelleştirilmesine halk isyana gelmiştir. Bu hükümete bazı sandıklarda 0 oy çıkmıştır. 0 oy. Hiç oy alamamıştır. Yani herkes de özelleştirmeye gidiyor falan diye bir falan da var. Bu tamamen o söylediğim kelimenin anlamında bir inşaattır. Sayın Kapolu, Türkiye'de özelleştirme yapıldıkça enflasyon artıyor. Acaba enflasyonun nedeni özelleştirme olabilir? Hayır. O özelleştirmenin kitap olacak, gelecek. Fakat Türkiye'deki enflasyonun iki sebebi var. Bizde sorulduğu zaman yazılı rapor şeklinde bildirdik. Şimdi bir hasta var. Hastanın iki damarında kanama var. Burada ne yapılır? Operasyon mu yapılır? Hayır. Kanamalı hastaya operasyon yapılmaz. Doktor olanlarınız varsa işinizde. Evvela kanama durdurulur. Bu kanamanın birisi askeri giderlerdir. Kürt harekatının kendi tabirleriyle söylüyorum. Giderlerdir. Birisi borç faizleridir. 1994 bütçesi 468 trilyondu. Ek ödemelerle 990 trilyon oldu. Bakın. 990 trilyon ne demektir biliyor musunuz? Her gün 2,5 trilyon demektir. Her gün 2,8 trilyon demektir. Tansu Hanım özelleştirmeyi haklı gösterirken her gün 500 milyar ödüyorum diyordu. Halbuki borç faizine, ana parası değil, borç faizine her gün 1 trilyon ödüyor. Ha, 250 milyar ödüyor diyor. Onu söylemiyor. Borç faizine Türkiye 1994'te her gün 1 trilyon lira ödemiştir. Askeri harekatı da 1 trilyon lira ödemiştir. O sebeple Kıbrıs yardımı durmuştur. Tabii ben o kadar yardıma da tartar değilim ya. Öğretim giderleri durmuştur. Hastanelerin giderleri durmuştur. İstanbul'da öyle okullar var ki öğrenciler evlerinde odun götürüyorlar. 60 sene belki Türkiye Cumhuriyeti ilkokullarında bu yoktu. Ben gayet güzel bir okulda 60 sene bir şeyde okudum. 60 sene evvel okudum. O okuluma geçenlerde gittim Yozgat'ta. Öğrenciler evden odun kömür getiriyorlar. Şimdi şimdi de durum budur. Operasyon yeni 5 Nisan falan bunlardan bahsetsin. Hükümet ve DHP onun ortağı. Çünkü hükümet asıl DHP de hükümet DHP onun ortağı diye söylüyoruz. Artık hükümet değil de onun ortağı söylüyoruz. Evvela bu operasyon, bu iki damardaki kanamayı durdurmak lazım. Bugün 1995 bütçesi 1,3 katrilyon civarındadır. Fakat yalan bir bütçedir. Geçen seneki gibi en az ben şey yapıyorum 500 milyar ek alındığı takdirde 1,8 katrilyon olacaktır. Bu demektir ki Türkiye her gün 5 trilyon harcayacak demektir. Bu 5 trilyonun 1,5 trilyonu borç faizidir. 1,2 trilyonu da askeri giderdir. Geriye de bir şey kalıp kalmadığını siz Tansu Hanım diyor ki, ben diyor özelleştirme yapmazsam diyor, paraları diyor, Türk halkının ödediği paraları diyor, oranın işçisine memurlar verecek, keşke onlara versen. Sen Türk halkından topladığın paraları aşiret reisleriyle tefecilere veriyorsun. O korucu falan dedikleri aslında büyük kısmıyla aşiret reislerine düşmektir. Çoğu korucular dedi. Yani enflasyonun sebepleri bunlardır. Ve bu iki
damarı kesmeden hiçbir tedbir enflasyonu %120'den aşağı indiremez. Herkesten bahse girmeye hazır. Aydın nedir? Sadece aydın olur mu? Aydın düşüncesine bilimi, aklını ve toplumun yararını koyan kişidir. Bu adam aydındır. Sadece aydın eğer İslamiyet'in her dediği doğrudur, Kur'an'a motama uyulmak gerekir diyen kişi ise o aydın değildir. Çünkü ben bile Marx'a çocuğa gündeyim benden. Eğer kendi dersen Marx'ın dediğini, kendi her yaptığına motama uyman lazımsa dersen ben de aydın değilim. Şimdi başka bir şey var. Demin buna da yanıt vermeye mecburum. Demin Ercüment Özkan arkadaşım dedi ki kültürden bahsetmedi. Kültürden kültürün çerçevesi vardır. Kültür aslında yurttaşın dünyaya bakışıdır. Ve o bakıştan aldığı şeyin kendini ayarlamasıdır. Arkasından baktığı cama bağlıdır. Eğer siz bunu şeriat diye bakarsanız bir şeriat kültürü olur. Akılcı bir camdan bakıyorsanız akılcı toplumun kültürü olur. Ve bunlar insan her gördüğünü her istediğinde yapamaz. Bu kendi olanaklarına bağlıdır. Bu olanakları da üretim sistemi verirler. Tüketimi de üretim sistemi verirler. Üretim ilişkileri zaten tüketim ilişkilerinin kökten belirleyicisidir. O sebeple ben evvela dünya kültürü, dünya kültürünü belirleyen, Türkiye kültürünü belirleyen faktörler nelerdir onları anlattım. Ve şunu anlatmak isterim. Mesela arkadaşlarımız statükocu da diyebiliriz veyahut dine önem veren arkadaşlarımıza karşı yapılan onların bugünkü topluma yaptıkları şeylere karşı doğru dürüst yanıt verilmiyor. İslam esasına göre kültür. İslam esasına kültür birliği hiçbir zaman Türkiye'de olmamıştır. Bir saray kültürü olmuştur. Bir burjuva kültürü olmuştur. Osmanlı zamanı düşünün. Bir de köy kültürü, Anadolu kültürü olmuştur. Bir. Yani İslam kültürü diye bir kültür insanların bir diğer tarifiyle yaşam biçimi ise bir İslam kültürü Osmanlı zamanında da olmamıştır. Şimdiki ülkelerde de yoktur. Mesela Suudi Arabistan'da, Ürdün'de de yoktur. Suudi Arabistan'da, Ürdün'de de bir saray kültürü vardır. Saray kültürü vardır. Bir halkın kültürü, halkın yaşam biçimi vardır. Oraya gidenler görmüşler bunları. Yani bir kültür birliği getirilmiş değildir. İkincisi İslam kültürü İslam'ın kendisi içinde devlet hayatı İslam şartlarına bağlandığı zaman da sulh sükun yerine kavga getirmiştir. Anadolu isyanlarını düşünün. Sadece Osmanlılar değil Baba İshak, Baba Zünnun tam Selçuklular devrinin şeyidir. Anadolu 300-400 sene iki kültür, iki dünya görüşü hakkında kan gölüne dönmüştür. Kuyucu Murat Paşa'yı herkes bilir Türk tarihinde. Niye Kuyucu Murat Paşa demişler? Kestiği kelleleri kuyulara doldurulmuş onun için. Yani bunlar olsa böyle bir birlik sağlayan direkt kültür ve inanç birliği işte ayrıca İslam'ın bir tarafı vardır bir de öbür tarafı vardır tasavvufçular bunlar arasında bir şey olmuştur inanç yani İslam'ı uygulama yolunda ihtiyaçlar olmuştur hala vardır İslam birleştirici olmadığı için ben şeriatı İslam kültürüne karşı bir muhafazakarlık bir yani çekingen değil şey yapıyorum. Eğer sosyalist kültürde bazı
şimdiye kadar bir tatbikatlar da kendi içinde bir kültür birliği sağlayamıyorsa o sosyalist kültür değildir. Biz bir olabilecek şeyden bahsediyoruz. Yani filan yerde oldu onun için yapıyoruz, savunuyoruz değil. Aydın konusundaki yanıtım da bu. Sayın Aslan Başer'e solun genel savunucu olarak tanınırsınız. Fakat en son seçimlerde VSP'den aday oldunuz. Neden? Bir yerden olmak lazım. Dışında kalırsa hiç olmazsınız. Yani. Fakat ben diğer seçime giren partiye de çok teşekkür ederim. Beni hiçbir zaman kendilerinden ayrı bir kimse gibi karşılarına almadılar. Ben de o adayım. Karşıma almadım. Hatta çok yerlerde, televizyonda falan da söyledim. Bana vermeyeceksiniz, işçi parçalarını da verebilirsiniz. Bu hiç fark etmez demişimdir. Ben solun birliğinden daima taraftar oldum. Ve bana mesela 30-40 senelik şey hayatımda solcuyla tartıştığım, yanlış olduğunu bildiğim birisi giderken kendisiyle konuşurum. Kamuoyu huzurunda solcuyla tartıştığım, solcuya saldırdığım, solcunun fikirlerini küçük düşürdüğüm hiç görülmemiştir. Daima birlikten yan olmuştur. Sayın Kapıoğlu'na, dünyanın inşaatından dolayı şikayet ettiniz. Haksızlık, hırha, mafya, kuruş, uyuşturucu, peki bütün gibi, bu gibi olumsuzları getireceğiniz alternatif düşünce nedir? Çözüm olarak neyi önerirsiniz? Derim. Ben çözümü çok açık söyledim, sosyalist çözüm. Sosyalist çözümde şu şekilde, sosyalizmi üretimde bilhassa, yönetimde değil, bilhassa üretimde katılımı sağlayan, üretim yönetimde de var tabii, bir yöntemini şey yaptım. Benim kadar düşündüklerini yazıya dökmüş pek az insan vardır. Çeşitli gazetelerde binden fazla makalem vardır. Burada da düşündüğüm ekonomik düzen aşağı yukarı vardır. Bu kitap kalmadı bastıracak. İşte alternatif kitabı. Burada katılımcı üretim, demokratik planlama. Bence mülkiyetin de daha önemlisi demokratik planlamadır. Demokratik planlama bir merkezden katı şey değil, halkın katıldığı ve halkın denetlediği bir planlamanın dayandığı sosyalizm. Benim seçeneğim bu. Toplumumuzda kriz yaratan Güneydoğu konusunun çözümü nasıl olmalı? Mümkünse kısa. Orası halkının istediği gibi olmak. Benim yanıtım bu. Ben şuna da kaniyim, ora halkının samimi iradesinin Türkiye'den ayrılmak olduğunu da sanmıyorum. Dünyanın çoğunluğu indikçin serbest piyasaya inanmıyor. Çoğunluğu denedim %40. Peki komünist ülkelerin eski başları iktidarda, diğer tarafta medya ve uluslararası kuruluşlar dünya piyasasını elde ediyor ve demokrasi yok diyorsunuz. Sonuçta çoğunlukla neyse. Ben şunu diyorum. Kapitalist düzende olmaz. Olursa kör topal olur. Biraz az gelişmiş ülkede daha topal olur. Aslında bu parlamentoda Türk halkının hiçbir partiye %22'den fazla oy vermemesiyle belli itimat etmediği bir parlamentodur. Ve işin daha şeyi şudur, artık Türkiye'nin kaderini tayin eden siyasi hareketler parlamento içinde olmuyor. Parlamento dışında oluyor. Genelkurmay karargahlarında oluyor. Meydanlarda emekçi kitleler de dile getiriliyor. Camilerde konuşuluyor. Dost meclislerinde yüksek tüsiyatta oluyor. Parlamento'nun siyaset, parlamento siyasetin dışına kaymıştır.
kaymıştır. Bu da az gelişmiş bir ülkenin bunun çok zor olduğunu ve parlamenterizmin çok kısa zamanda bir plütokrasiye döndüğünü gösterir. Sayın Kapoğan'ın sosyalist sistem bu kadar faydalı ve mükemmel ise bu sistemi uygulayan ülkeler neden çöktü? Ben çöktüğünü kabul etmiyorum. Zarlar atılmıştır. Sonu ne olur bilinmez. Çöktü denen bazı ülkelerde eski yöneticiler şimdi iktidardadır. Daha tam resmi çöküş bildirilen tarih 87'dir. 7 sene geçmiştir. 7 sene toplumların hayatında kısa bir zamandır. Bakalım neler olacak daha. Fakat şurası kesindir. Kapitalizmle bundan sonra dünyayı yönetmenin olan ayrıdır. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz Sayın Kapoğan'a. Yalnız arkadaşlar oturumun yürüyüşünde bazı yöntem hatalar oluyor. Örneğin panel türünden bir konuşma kesinlikle belli sürelerle bağlı olmak durumunda. Hiç kimseye sınırsız söz hakkı veremeyiz. Yani belli bir amaçladığımız, önceden tasarladığımız biçimde paneli de bitirmek gibi bir sorunumuz var. Sayın Kapoğlu ister istemez ve diğer konuşmacılar ister istemez çok sayıda soruya muhatap oldular. Dolayısıyla bunun anlamı konuşmaların önceden tasarladığımız biçiminin uzayacağı anlamına geliyor. Buna da bir belli bir sınır getirebilmek amacıyla Sayın Kapoğlu biraz açtılar ama yarım saatte sınırlandırıp ondan sonra oturumu kapatmayı düşünüyoruz. Tabii ki soruların uzunluğu nedeniyle cevap veren arkadaşların da ister istemez uzun konuşmak gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Tabii ki onlar da kendi takdir haklarını kullanarak bu soruları kayda değer olanlarını yani doğrudan yanıtlanması gerekenleri ayırt etme hakkına da sahip. Evet, şimdi bu çerçevede yine aynı sırayı takip ederek Ercüment Bey'e cevap hakkı verelim. Kendisine yöneltilen sorulara. Buyurun Sayın Özkan. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Panelin adını aldığı konunun dışında sorular da olması dolayısıyla saatlerce konuşulsa, ayrı ayrı paneller yapılsa sezadır. Bu bakımdan her soruya ben doğrusu burada cevap vermek istemiyorum. Veya vereceğim cevapla adres bildirmek istiyorum. Örneğin, yani buna örnek olmak üzere bir soru. Mezhepler hakkında ne düşünüyorsunuz? 1982 yılında yayınladığım İktibas dergisi sayılarında 4 sayı arka arkaya hatta 6 sayı mezhep ve mezhepler başlığı altında uzun uzun delilleriyle, kaynaklarıyla birlikte bu konuyu açıkladım. Bu sorunun sahibi arkadaşımız eğer sorusunun peşini takip ediyorsa bu adrese başvursun ve cevabını geniş geniş alsın. Çünkü saatlerce burada onu anlatamam. Bana gelen soruların belki konuşmadaki tavrım, tarafım itibariyle şeriat, İslam, akıl birbiriyle neden ilgili veya değil konusunda toplanıyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Gerek laiklerin, kapitalistlerin, liberalistlerin, gerek sosyalistlerin, marksistlerin bilmediği ve bilmek de istemediği bir değişmez gerçeği var ki İslam'ın. İslam, aklı olmayanı muhatap almıyor. Aklı olmayanı kendisinden değil, hiçbir şeyden sorumlu tutmuyor. Aklını çalıştırmadan iman edenin, imanının mukallit imanı olduğunu söyleyip, itibar etmiyor, değer vermiyor. Aklınız yoksa hiçbir şeyiniz yoktur İslam'a göre. Aklı olmayanın fikri olmaz. Aklı olmayan ırzının kıymetini bilmez. Aklı olmayanın malının kıymetini bilmez, aklı olmayan canının kıymetini bilmez. Bir deliye en güzel elbiseleri alsanız bilmem altın yıldız kumaştan gider, pisliğin içerisine oturur. Niye yapar bunu? Aklı yoktur da onda. Aklı olmayanın, yani elbisesinin kıymeti olmayınca dininin kıymeti olur mu? Elbette olmaz. Din demek bir dünya görüşü ve yaşam tarzı demek. Eğrisiyle doğrusuyla, Allah
hepsi için bu tabiri kullanıyor. Kureyşler için diyor ki mesela lekum dinikum velye din, sizin dininiz de ki sizin dininiz sizin, benim dinim de benimdir. Öyle zor olmadığına göre birbirimizin ümüğüne çöküp düşüncelerimizi diğerimize kabul ettirmemiz söz konusu olmadığına göre herkesin dini din. Yani armudun çürüğü de armut, efendim hamı da armut, kurtlusu da armut. Kurtlanınca armudun cinsi değişip ceviz olmuyor. Dinin bozuğu da din. Yani Marksizm de bir din, bir yaşam tarzı, bir inanç. Dünya hayatı hakkında bir akidesi var Marksizmin. Maddenin varlığının ötesinde hiçbir şeyi kabul etmeyen bir akidesi var. Bu akideye dayalı ve şeyin yani üretim biçimin diye sıraladığı feodalitesi bilmem nesi filan kapitalizmi, sosyalizmi, komünist dönemde diye açıklamaya çalıştığı 70 senede de kimse yıkmadı, kendi başlarına yıkıldı bu düzen. Kimse tövbe, hiç kimsenin suçu yok. Marksizmi yıkmakta ne Amerika bir tek kurşun attı, hele biz Müslümanlar zaten kurşunumuz yok ki atalım da Marksizmimizi. Şu anda onumuz da yok. Ama o kendi kendine ne hikmetse çöktü. Herhalde çok sağlam müteahhitleri varmış, çimentoyu filan demiri memiri çok sağlam kullanmış olmalılar ki ondan çöktü. 1,5 milyar insanı, 1 milyardan fazla nüfusuyla Çin'in, Mao'nun Çin'in öyle ellerinin yanına düşürüverdi. Ama hala sağımda ve solumda oturan iki konuşmacı arkadaşımız öyle işte nostaljik takılıyorlar, sosyalizmden medet umuyorlar. Umsunlar, dünya umut dünyası, bakalım kimin eline ne geçer. Ne yapalım işte diyor ya Sayın Kafaoğlu, diyor ben hala şeyi kabul etmiyorum. Allah işte ölmüş bitmiş, sen kabul etsen de ölmüş, etmesen de ölmüş. Hani kimi duygusal çocuklar vardır, ben annemin öldüğünü kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Ya millet götürüp anasını kabristana defnediyor, gömüp geliyor, namazını kılıyor, gene de ben kabul etmiyorum, o yaşıyor. E peki ya, aferin, hadi sus yavaş yavaş işte onu teselli edip hayata, yaşanan hayata döndürmeye çalışacaksınız. Biz de herhalde Türkiye'de bunu yapmak mevkiindeyiz, öyle anlaşılıyor. Şimdi burada gördüğümüz şey şu, gerçekten bakınız Kur'an'ın birçok yerinde, ayetlerde diyor ki ya eyyühellezine amenu ve amilü salihat. Türkçesi, ey iman edenler ve salih amel sahipleri. Ne demek iman edenler? Her gün akşama kadar bir sürü insan kullanıyor bunu ama biraz mazur görün, açıklayalım. İman etmek, bunun tam Türkçesi, emin olmak demek. Yani kuşkusu kalmamak, şüphelerden arınmak, kesinleştirmek demek. Peki İslam imanı dendiği zaman ne anlaşılıyor? Allah'tan başka iman bulunmadığından emin olanlar. Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğundan emin olanlar. Daha sonra diriltilip hesaba çekileceğinden emin olanlar. Daha önce de kitaplar ve peygamberler gönderildiğinden emin olanlar. Yaptıklarının zerre kadarından dahi kaybolmayıp hesaba çekileceğinden emin olanlar ve ilahir. Kapat. Bunların salih amel sahipleri, yani uygun amel sahipleri. Neye uygun? Hır çıkarmaya uygun değil herhalde. Allah'ı razı etmeye uygun amel sahipleri. Bu tür amellerin neler olduğunu da yine Allah, çok tanrılı aslı olmayan tanrılarla dolu dinlerdeki gibi ruhban sınıfına bırakmış değil. Var olduğu, gerçek olduğu, bir olduğu, tek olduğu için kendisi bizzat belirlemiştir. Çok tanrılı dinlerde ruhban sınıfı vardır. Neden? O çok tanrıların hiçbiri gerçekte yoktur. İşte Olimpos Dağı'nın eteğinde bir sürü şarap tanrısından tut rüzgar tanrısına kadar var ya, başlarında da Zeus var. Hiçbirinin aslı esası yok. İnsanların uydurmasıdır, kuruntusudur. Sonuçta aslı olmayan ilahlar insanlarla bir ilişki, bir düzen içinde olacaklar. Ne yapacaklar? Kendileri olmadığı için böylesi bir düzeni kendileri koyamayacaklar. İster istemez böylesi bir düzen koymakla kendilerini görevli bilen insanlar zümresi, parantez içinde ruhban yani rahipler türüyecek ve onlar bu işi yapacak. Kendisini bu görevle görevli saymayanlara da laikler denilecek. Açın felsefe kitaplarına, bakın eski Yunan'da bu işler nasıl olmuş bitmiş, sonra Roma'ya intikal etmiş. Açık açık böyle. İslam ruhban sınıfı bulundurmayan bir din. Yani ilahları yok, ilah var. Yani tek Allah var. Ruhbanları yok,
Çünkü Allah bizzat kullarıyla arasındaki ilişkileri kendisi düzenliyor. Böyle olunca başkasına laf etmek düşer mi? Düşmez. Bilmem ne yemek düşer. Affedersiniz. Öyle olunca kesinlikle peygamber dahil kimsenin haram helal belirleme hakkı yoktur İslam'da. Bütün bunlar aklı olmayanın dini olmadığına göre. Kur'an'daki ayetleri biz aklederek anlayabileceğimize göre. Çünkü anlamanın aracı akıl. Başka bir şey el değil, kol değil, bacak değil. Topa vurmanın aracı belki eldir, bacaktır, ayaktır ama akletmenin aracı şey değil, mide değil. Marksistlerin aklı mideye düşmüş bir türlü yerine yukarı çıkmıyor. Kapitalistlerin ise hem mide hem de mideden aşağı yani belden aşağı diye mazur görün. Terbiyesizlik etmiş olmayayım. Efendim, vallahi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Başar Bey, ne yapalım? Yani fikirlerimiz bu. Yok, bu işte eskiden ezberlenmiş bir söz. Üslupla neyi kastediyorsunuz ki? Yani açıkça belli ki gerçekten bir türlü üretim, madde, tüketim, üretim, tüketim ne bu? İşte midenin haritasının içerisinde olup bitenir sonuçta. Böyle söyleyip duruyorsanız oradan yukarı çıkamıyorsunuz demektir. Yani bu suç bende değil ki, siz de eğer istiyorsanız elimi uzatayım çıkmanıza yardımcı olayım. Lütfen Ercüment Bey, evet. Tartışmaya belli doğrultuda götürelim. Düzeyimizi belli doğrultuda tutmaya çalışalım. Evet, oldu efendim. Teşekkür ederim. Şimdi İslam dendiği zaman piyasada görülenleri konuşmanın bence hiç gerçeği yok. Gereği de yok. Neden? Ben Erbakan'ı 1956'dan beri şahsen tanırım. Burada Erbakan'ın şahsı da söz konusu değil ama şunu söyleyeyim beyler. Millet ağzına geleni söylüyor. Aslı var mı yok mu? Ben işin iç yüzünü biliyorum. Şimdi efendim konuşur. Milli Nizam Partisi ben cezaevindeyken 1969'da kuruldu. Hiçbir zaman onların kurduğu partileri kendilerinin İslam anlayışlarına sempatiyle bakmamış biriyim. Kısa bir süre sonra 12 Mart 71'lere gelindiğinde bu parti kapatıldı ya. Zar zor ondan bundan derleyip topladıkları paralarla aldıkları masa, sandalye, zart, zurt. Ben bir şey ifade etmek istiyorum. Yaptıkları doğru demiyorum. Eğri de demiyorum. Arz etmek istiyorum. Aldıkları şeyler hazineye intikal etti mi? Kanun gereği kapatılan partilerin menkul, gayrimenkul nesi varsa hazineye irat kaydolur. Öyle diyor kanun. Bunlar ellerinden çıkınca kendilerine göre bunlar ve MSP'yi Muhsin Batur'un İsviçre'den Erbakan'ı özel uçakla getirtip kurdurmasından sonraki Muhsin Batur'un hatıralarını açın okuyun, açıkça yazıyor. Nasıl İslam Partisi olur Muhsin Batur'un getirtip de parti kurdurduğu adamı, kurduğu parti? Kendi yazıyor, Erbakan da itiraz etmiş değil. Yıllardır piyasada bu kitap. Bundan sonra işte millete bağışlattıkları paraları eğer partinin üstünde kalırsa binaydı, paraydı, öteydi, beriydi. Gene kapanırız ve kaybolur, avucumuzu yalarız düşüncesiyle. Şahsi kanaatımı söylüyorum. %100 doğru olmayabilir. Nesi var nesi yok, güvenilir adamların üstüne kaydettirdiler. Onlardan birisi de Erbakan'dır. Şimdi bu yakinen bildiğim bir şey. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Bir adamla 148 kilo falan değil. 10 ton altını işletiyor MSP'nin. Evet, 10 ton altınının geliri hiçbir partide CHP hariç, bu da Atatürk'ün babasından, Ali Rıza Efendi'den kalma mirasından zengin oldu ya, hani Hindistan'dan gelen Müslümanların filan verdiği paralarla vurdurduğu İş Bankası'ndaki hissesinden. Onun dışında MSP kadar zengin olan parti yok, olmadı. Yani Refah bugünkü. Bunlar doğru yapıyor demiyorum, dikkat edin. O nereden kazanmıştır? Kazanması filan yok. Çalışmayan adam ne kazanacak ya? Bildiğiniz kadarıyla 20 senedir Erbakan fakültede profesörlük mü yapıyor? Bir fabrikaya genel müdürlük mü yapıyor? Yok. Hiçbir yerde işi gücü yok. Keseden yiyor hazır kesik. Kimden? İşte ümmetin verdiği paradan yiyor. Doğru mu ediyor? Eğri mi diyor? Ben şahsen pek doğru bulmuyorum. Ama bu paralar, bu altınlar oradan. Oradan da olsa mükellefiyeti var insanın sahibi olduğu şeylerin. Mükellefiyeti var. Zekatını vermesi lazım. Vergisini vermesi lazım, tasadduk etmesi lazım. Ediyorum, etmiyorum, ben onun muhasebecisi değilim. Maliye kontrolörü de değilim. Bunları kontrol etmek de bu devletin ilgili birimlerinin işi, benim işim değil. Ama önüne gelen bir şeyler söylüyor. Ben Erbakan'ın şutu da yok bilmem ne. Erdal Yunan'ın nesi? Ha? Razgıratlı bir anayla, Malatyalı gariban bir babanın oğlu İsmet Paşa. Ya nereden kalmış o kadar parada?
Sohtörüklerin kızını aldıktan sonra Erdal İnönü Karun kadar zengin, hem de aslan sosyal demokratım. He? Kime neyi anlatıyorlar? Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ni milletime bağışladı. Mustafa Kemal Ali Zafer'inler mi kaldı Atatürk Orman Çiftliği sana? Söyler misin bana? He? Yetim bir çocuksun, anandan mı kaldı, Zübeyde'den mi kaldı o çiftlik? Ankara'yı bilir miydi senin annen? Dileriz, Allah mağfiret et. Ayrı bir konu. Yok yani, milletin mütegallibesi ol, kırk haraminler gibi her şeyin üstüne koy, ondan sonra da bir cimciğini ver, ne var? Ben bağışladım, havalarına gir. Hepsi öyle. İktisadi bakımdan dürüst bir takım liderler var. Mesela ben Ecevit'in kayınpederiyle çok iyi ahbap, Türkiye Ticaret Gazetesi'nin başyazarıydı Namık Zeki Aral'dı. Mektebi Mülkiye'yi şahane mezun. Aramızdaki yaş farkına bakmayın yani. Çok yaşlı başlı insanlarla küçük yaştan itibaren düştüp kaldım. Küs idiler bahçeli evlerde, işte altlı üstü bir bahçe içerisinde küçük evde. Altta Rahşan'la Ecevit oturuyordu. Üstünde de hanımı vefat etmiş. O vardı. Ecevit bu açıdan dürüst bir insan. Yani hiç kimse, dikkat edin, Ecevit şurayı dolandırdı. Yok buradan yüzde aldı, buradan rüşvet aldı demedi. Ecevit'in dünya görüşü aynı. O Atatürkçü, ben İslamcıyım. O laik, ben İslamcıyım. Ama buna rağmen ben dürüst. Kim dürüst, kim ne yapmışsa onu söylemek lazım. Ama Erbakan o kadar dürüst mü? Hayır. Erdal İnönü yok. Hele Murat Karayalçın Şinan'a. Bütün civataları şanır diyor. Evet. Yapmayın ya. Başkan, sataşma zemini... Evet, efendim, sataşmayla bir alakası yok ya. Yani. Şu memleketin sıkıntısı bunlar. Evet, beyler, mazur görün. Bana sual soran arkadaşlarım, bu konularda, yani kısaca mesela bir şeriat nedir sualine kısaca cevap vermeye çalışayım. Hani sanıyorum 14 dakika oldu, başlayalım. Şeriat, Arapça, ana cadde demek. Arabistan'da ben 20 sene evvel gittiğimde az çok da bilirim, çalıştım, ettim filan. İşte Arap-Fars dilleri bölümü, hukukun da son sınıfından var. Vakit bulup gidemediğim için bitiremedim. Bitirenler herhalde ihtiyacı vardı, avukat oldu filan, ama benim ihtiyacım yok çünkü basın haber ajansını kurmuşum, 35 senedir onu çalıştırıyorum. Arabistan'da mesela bakarsınız Şari-il Mağrit yazar, yani Mağrit Caddesi. Şari'yi bilmem Melik Fahd yazar. Melik Fahd Caddesi. Cadde demek yani ana yol. Bu lügat anlamından hareketle insanların dünya görüşleri, işlerini tedbirde üstünde yürüdükleri, muamelelerini kendisine göre yaptıkları, yürüttükleri yol anlamında kullanılıyor. Bu açıdan şeriat yalnız dini ifade etmez. Marksist şeriat, Marksistlerin işlerini çözmek için başvurdukları esasların oluşturduğu ana yola da Marksist şeriat denir, kapitalist laik şeriat denir. İslam şeriatı dendiği zaman da niteliğini başında kullanılan kelime, yani İslam verir. Nasıl ki Marksizm de nitelik kazandırıyorsa. Tabi tek başına şeriat dendiğinde yalnız İslam akla gelir olmuş, yani öyle kullanıla. Ve şeriat dendiğinde böyle işte bir kaşı aşağıda bir kaşı yukarıda, bir dişleri kazma, eline yüzüne bakılmaz, Allah muhafaza hangi ormandan kaçmış yakalanmış filan gibi tipleri, efendim vaktiyle ırkçılıkta kimsenin peşinde yetişemeyeceği Cumhuriyet Gazetesi bu türden karikatürleri çize milletin bilinç altına bir tip oluşturdu, yerleştirdi. Hiç de öyle şalvar giymeye İslamcı olmak için gerek yok. Hiç de kravatsız şeriat yok efendim. Çarların da kravatı yoktu. Var mıydı rast bir şey bilmem şeyin, Romanos sülalesi yok. Fransız krallarının mı kravatı vardı? Yok. Kravatla, entareyle, bilmem deveyle, eşekle olmuyor bu işler. Fikirle oluyor, dünya görüşüyle oluyor. Pantolonla da Müslüman olunur, gömlekle de, gömleksiz de olunur, entareyle de olunur. Yani işte bunu kavrayamayanlar, örneğin Türkiye'de şalvar giyenlere pantolon giydirmekle, başındaki bilmem sarığı çıkartıp gasket taktırmakla ve de 5 kuruşa muhtaç Türkiye halkına fötör giydirerek onları adam edeceğini sanmakla dünya kadar bütçeden para ayırıp İngiltere'den bir gemi dolusu fötör şapka getirtmiştir Cumhuriyet'in kurucusu efendim. Evet, bilmiyorsanız açın okuyun. Ben 1. Büyük Millet Meclisi azalarından kaç kişiye yetiştim? Canlı tanıklar olarak onlardan birinci elden bu haberleri aldım. Ve Türkiye'de bunları bilmeyen yok değil.
Ama aba altından sopa göründüğü gösterildiği için kimse söylemiyor, nutku tutuluyor. En iyisi başına bela açma yavrum, sus da diyor, kendi kendine de hele. Nasıl işte dinamit programında konuşmamı dinleyenler görmüştür. Oradaki insanların hepsini tanırım, hepsinin fikri benim gibi iken, bir ben orada dosdoğru konuşmuşum ama diğerlerinin hepsi eğmiş bükmüşlerdir. Sebep, aba altından gördükleri sopadır, başka hiçbir şey değildir. Evet, ben soru sahibi arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Tek tek hepsini cevaplama imkanım zaten olmayacağı için, vaktimin tümünü de doldurmadan, çünkü epeyce tuttuk sizi burada, yani öyle iskele babasına bağlar gibi saat 2.30'dan beri oturtuyoruz. Doğrusu ben 15. dakikada kesmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu soruları dergimiz İktibas dergisinin ki aylık çıkıyor 14 seneden beri, okuyuculardan mektuplar ya da okuyuculara mektuplar başlıklı kısmında cevaplayacağım. İsimsiz olarak zaten isim yazılmamış. Çok teşekkür ederim zahmet edip dinlediğiniz için. Bir saniye. Sayın Ahir Hasan Bey, belediye başkanımızın sözlü bir sorusu var Ercüment Bey'e. O nedenle onu da alalım, ondan sonra devam ederiz durumumuzdan. Buyurun Sayın Başkan. Birkaç soru bile bağlı olduğu için tek soru soracağım. Buyurun. Önce bağlı olduğum bir siyasi partinin genel başkanı, şimdiki Sayın Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın hakkındaki üslubunuz size hiç yakışmadı. Gıyabında olan bir adama bir şekilde, insana bir şekilde konuşmanız ayıplıyorum, protesto ediyorum. Buna önce açıklamak istiyorum. Evet. İki, yine bir konuşmacı olarak İslamcısınız. Aslında İslamcı kim? İslamcı değil, kim değil? Kim Müslüman? Kim Müslüman değil? Onu da ayrı bir tartışma konusu yapacağız bugün ama İslamcı olmak, Atatürk'e şu adam, bu adam diye konuşma hakkını hiç kimseye vermez. İslamcı olmak, eğer düşünürsek, şimdi eğer Atatürk olmasaydı, terörist güçlere karşı Kurtuluş Savaşı'nı vermeseydi, siz İslamiyet kurallarını siyasetin kültürü çerçevesinde geçerli olacağını camilerdeki vaazinizle, İktibas dergisinde o camilerin açık olacağını bekliyor muydunuz? Acaba orası kilise mi olurdu, cami mi olurdu? Atatürk olmasaydı, o camilerde İslamiyet'in kuralları, vaizleri gerçek Müslümanlara vermeye çalışılır mı? Son zamanlarda bir moda var. Kur'an, iman, ezan, böyle bir 10 senedir herkes tutturuyor, bir şey hatırlıyor. Aslında hiç kimsenin onlar söylediğinde ne Kur'an'a inandıklarını, ne ezanı dinlediklerini, ne de Müslüman olduklarını ben şahsen inanmıyorum. Şimdi soruyorum. Son 10 yıl içerisinde bu soruyu demin arka arka izler. Arka arka bunları sormaya çalışacağım. Tek cevap verebilirsiniz, toplu cevap verebilirsiniz, tek tek cevap verebilirsiniz. Buyurun. Biliriz ki konumuz, gündemimiz gayet net. İşte siyasal oluşum, kültür oluşumu Türkiye'de. Kur'an'ın olmalı. Kur'an'ın kuralları siyasette temel olmalı. Bunu gündemimiz. Doğru. Benim dediğim, ben de İlahiyat Fakültesi'nde hasbelkader 5,5 ay okuyan bir solcuydum. Evet. Sonra fakültesinde okudum. Uzun süredir de politik yapıyorum ve Niğde'de iki kez arka arkaya bütün sağ güçlerin birleşmesine rağmen seçim kazan bir insanım. Size şunu sormak istiyorum. Kur'an'ın ana kurallarından eğer siyaset kültürünün oluşumunu uygulamak bakarsa şunu diyebilir misiniz? Bir, bu kuralları uygulayalım, hareketlik gelsin. İki, yeni gündemde olduğu için diğer konulara sormaya çalışıyorum. Dilerseniz ben belki unuturum, eğer uygun görürseniz kısaca bu sorunuza cevap vereyim. Bilahare ikinci sorunuzu sorun. Ondan sonra böyle devam edelim. Evet. Mazur görün. Efendim, emin olunuz ben sizin partinizi, partiniz konusunda hassasiyetiniz falan Allah biliyor hiç aklıma getirmedim. Bu ama bununla şunu söylemek istiyorum. Yani sizi rencide etmek ya da bir başkasını rencide etmek kesinlikle aklımı kendimden geçmedi. Ama bir kimse kendisine şöyle veya böyle denilmesini istemiyorsa bunu engellemesinin yolu
şöyle veya böyle denilmesini gerektirecek şeyler yapmaktan kaçınmalıdır. Değil mi Sayın Başkan? Yani ben, mesela bana yalancı denmesi benim hoşuma gitmiyorsa, herkesten ben yalancılıktan kaçınmalıyım. Ki buna rağmen söyleyen olursa iftira olsun, o utansın. Ama ben yalancı olursam, bana yalancı derse birisi, o zaman utanacak kişi ben. Şimdi şu ülkede, örneğin Tansu Çiller'in, sizin hoşunuza gidebilir Karayalçın olmadığı için ama onun ondan hiç farkı yok benim kanaatim, nazır görün. Ezan sesine hayran, bayrak sesine kurban filan görüntüsüne. Sanki şeyden, Karacaoğlan'dan şiir okuyor. Sen ezan sesinden çok çan sesi dinlemişsin kızım Amerika'da. Hı? Erzurum'da böyle söylüyor. Biz gidersek, yani DYP giderse ezan da gider diyor. Gitti ulan ezan, vaktiyle gitti. 15 sene Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur okundu. Nereye gitti? Gene geri geldi. Ha Arapça, ha Çingenecek. Hiç fark etmez ki zaten. Ezan bir parol. Hem sana ne ezandan? Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olur mu? Sen ezan okunuyor diye mübarek kızcağız, hiç abdest alıp namaza durdun mu? Çünkü ezan namaza çağrıdır. Yok. E sana ne ezan nece okunuyor ya? Aynı kadın, aynı cümleyi Batı'da, Avrupa Parlamentosu'nda ve görüşlerle şöyle kullanıyor. Bizi destekleyin, bizi desteklemez ve biz gidersek bu yüzden İslamcılar gelir Türkiye'de diyor. Azıcık insan çevresinde olup bitene bakmalı. E belli ki bu ikiyüzlü işte. Erzurum'un evet. Safına öyle söylüyor, Avrupa'nın akıllısına başka türlü söylüyor. E bunu anlamıyor da millet hala oy veriyorsa, vallahi belayı başına yıldızlı davetiyle davet ediyor. Afiyet olsun o bela bu millet. Değil mi? Sayın Özkan, öteki arkadaşlara, öteki konuşmacılara haksızlık olmaması için biraz kısa geçmek durumunda. Sayın Başkanım, ikinci sorunuzu da sorun. Kısaca bir cevap alalım, ondan sonra geçelim. Evet. Estağfurullah, anlıyorum efendim. Herkese bir şey söyleyeyim. Mustafa olarak yakıştırdım. Bir yazarsınız, bir konuşmacının Mustafa Çirkin geldiği söylüyor. Ama ana olan şu, şunu söylediniz. Yani hakikaten Sayın Hasan Bey dediği gibi, bir imam gibi bir cuma namazları haricinde hutbe okuyan bazı vaizler vardı. Onlar bir sürekli şimdi Kur'an'la olacağını söylediniz. Şüphesiz Kur'an'la okuyan bir insan olarak da güzel şeyler, insana güzel karakter veren olaylar olduğunu da biliyorum. Ama Kur'an'ı devlet yapısı olarak yönetimi şekli uygulamak için bir sistemi getirmek düşünüyor musunuz? Tabii. Halifeliği ister misiniz? Efendim illa halife denmesi gerekmiyor. Müminlerin başkanıza İslam başkanlık sistemi. Peki efendim. Arkadaşlar şu soru soruyorum. Evet, buyurun. Hemen tek soru halde soruyorum. Bu İslam Kur'an sözleriyle son Türkiye'de yapılan muhalif seçimlerde %20'yi geçemeyenler sanki Türkiye onlara teslim olmuş gibi üst yeni icatlara geçtiler. Şimdi bak arkadaşlar soruyorum. Okuyorum ve artık tek soru soracağım. Klorlu suyla abdest almayalım mı? Yani o kurallar İslamiyet kuralına gelince. Evet. İçtiğiniz su çok klorludur, dikkat edin. Heykelinizden mi çıkarım yani İslam kurallar uygulayarak? İstanbul gibi dünyanın en büyük tarihi bir kenti, kültürlerin üstüne kültürler yaşadığı bir yerde, Rum yapısı diye surları mı yıkalım? Kur'an uygulayacak diye, Kur'an kuralına getirecek diye söyleyenleri kaldırımlarını yeşile koymaya devam ama edin. Sayın Başkan Kur'an böyle söylemiyor. Bakınız, yeryüzünü gezin, görün, sizden evvel gelip geçenlerin bıraktıkları eserlere bakın ki ibret alasınız diyor. Yıkar yakarsak ne olur, neyi görüp ibret alacağız? Bak burada çok sevgili bacılarımız var, üstünlüğü tertemiz sanılmışlar. Sağ olun. Bu kadınlarımıza miras hakkını kaldıran, kadınlara miras hakkını vermeyin. Kim diyor? Miras hakkındaki uygulamaya çolak okuduysanız, bu sene okumuşsunuz. Ayrı ayrı okuldan okuyalım. Fen liseleri, anadolu liseleri kapansın, meslek liseleri kapansın, medreseler mi açalım o uygulamaları? Sayın Başkan biliyor musunuz benim fikrim ne? Ben İmam Hatipleri kaldırmayı, Kur'an kurslarını kapatmayı isteyen ve düşünen bir insanım. İslami Parti adıyla bir parti kuracağım basına açıkladım. Peki. Partimin tüzüğünde, şeyinde, peki, programında var. Peki efendim bu İslamiyet'i Kur'an'ı sık sık kullanan olduğu gibi bugün bütün hepimizin üzüldüğü, evet, bütün dünya halklarında yapılan zulüme üzüldüğümüz gibi Çeçen halkının vermiş olduğu mücadelede beyaz camiden çıkıp da caddelere, sokaklara işaretler bağırarak, çağırarak mı dış politika yapalım, İslam kuralını uygulayarak? Bunlara katılıyor musunuz kızım?
Bu olmaz tabii Başkan Bey. Yani insanlar kendilerini zapt edemiyor da duygularını yanlış ısrar ediyorlarsa bu onların sorunu. Tamam başkanım. Buyurun. Kısa bir değerlendirme yaptık. Çeçenistan, sonra... Türkiye, Rusya'nın iç sorunudur bizi ilgilendirmez diyen Sayın Başkanımız, Dışişleri Bakanı aynı zamanda. O bu kadar duyarsız davranınca oradaki gençler de kendilerini zapt edemiyorlar Sayın Başkan. Dikkat edin. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim Sayın Ercüment Özkan'a. Sayın Başkanı kırdıysan özür dilerim. Yok. Hiç tamam. Böyle bir amaç taşımıyorum. Ama tabii ki böylesi bir oturumda kesinlikle belli bir düzeyi koruyup korlamak diye bir sorunumuz da olmalı. Yani kimlere nasıl konuşulması gerektiğini. Hasan Bey kusura bakmayın size biraz haksızlık oldu. Tabii. Ara açıldığı için, süre uzadığı için tabii ki dinleyicilerimizin de ilgisi bir miktar dağıldı. Onu görüyoruz. Evet. Böyle bir talihsiz ortamda cevaplamak durumunda kalacaksınız. Buyurun. Soru sahipleri burada kararlansa ben bunu alırım. Çünkü çok da soru sormuşlar. Hoşuna yani diğer insanlardan meşgul etmeyin. Bir de şu var tabii. Hakikaten bütün meseleleri kapsayan sorular var. Bunların hepsini birden çözmemiz mümkün değil. Bu çok güzel bir başlangıç. Bu başlangıcı yapan arkadaşları kutluyorum. Bu tür tartışmaları devam etmek lazım. Özellikle bileşimden de çok memnunum. Yani bir dini görüşü savunan konuşmacının da olması benim umduğum gibi renk katmıştır. Bir medeni üslup içerisinde tartışabilmemiz fevkalade sevindiricidir. Bunu sürdürmek gerekir. Yalnız şunu saptıyorum. İnançlarla tartışma olmuyor. Yani inançların şöylesi veya böylesi. Ben burada onu gözledim. Şimdi Ercüment Bey'in biraz hırçınlaşması benim kanaatime göre inançlarla tartışma olamayacağının bir göstergesidir. Zaten kendisi de ben yalan söylüyorsam yalan dinlemesi, işte ben söylemişsem gibi bir açıklama yaptı. Bu aslında şiddetin başlangıcıdır. İnanç da yöntem olarak şiddeti kullanmak zorundadır. Burada sorulardan birinde var. Sivas olayı için ne diyorsunuz diye. İnanç, inancına güvenen, tabii inancında bir bilimsellik olduğunu düşünen varsa o tartışmaya girer. Ama genellikle inanç tartışmaya girmez. İnanç kendini zorla kabul ettirmek ister. İnancın şurasına dokunduğu zaman vay benim dilime küfrettin diye işte Sivas'ta 37 insanımız Cahil Bey'e yakılmıştır. Bu da savunulmuştur işte. Yani ben Ercüment Bey bunu savunuyor mu savunmuyor mu onu bilmem de bu vahşet Türkiye'de yapılmıştı. İlk de değildir bu. İnanç Türkiye'yi kaosa götürür. İnançları dayattığınız zaman Türkiye inanç bakımından da bir mozaiktir. Türkiye'de 12 veya 20 milyon sayılmamıştır Alevi vardır. Siz Ercüment Bey bir yazınızda okudum Alevileri Müslüman bile saymıyorsunuz. Ve inançlarınıza göre onlara kendi dini inançlarınızı kabul ettirmek zorundasınız. Din de bunu emreder. Hangi yazın efendim? Sizin geçen iktibas sayınızda Alevilerin Müslüman saymadığınıza ilişkin bir yazı. Son sayıların birisinde ben de gördüm. Yani ben uzatmamak için söylüyorum. Siz sayıyorsanız sayın. Ben bir şey söz vereceğim. Türkiye'de. Şimdi bakın ben süren madem kısa tutacağım. Siz bir şeyler söylediniz. Ben de söyleyeyim. Üzerine düşünün. Zaten fikirler düşünmek için söylemiyor. Yoksa laf yarıştırmak için söylemiyoruz. Tabii. Ve mesele demagoji değil. Efendim, şiddete başvurmak zorunda kalır inanç. Bilim şiddete başvurmaz. Olgular üzerinde. Benim konuşumumda umarım dikkat çekilmiştir. Hep olgulardan bahsettim. Falanca şöyle yapmıştır, falanca rakam şöyledir, falanca rakam da böyledir diye. Olguyu getirirsek masaya, o zaman üzerinde bir birlik sağlayabiliriz. Şimdi olgu Sivas'taki yangındır. Sizin burada görüşlerinize karşı eleştiri yönelikleri aldığınız tutumdur. Bu tutum iyi değildir. Şiddete yöneliktir. Bunlar çok yanlıştır. Marksizm bir bilimdir. Biz Marks'ın söylediklerini aynen tekrarlamıyoruz. Sizin Marksizm'i bilmediğinizi anladım. Hiçbir bilginiz yok. Marksizmin maddiyattan başka bir şey düşünmediğini, sadece mideleri düşündüğünü falan söylüyorsunuz. Bunlar iktidai psikolojik savaş araçlarıdır. Psikolojik savaşı geliştirirken Amerikan kapitalizmi, Marksizme karşı şapkayı asıp girerler. Şimdi demiştir. Yani şapkayı asar girer komünistler, öyle bir rejim isterler. Bunlarda aile falan yoktur. Buraya kadar işi götürmüştür. Türkiye'yi incelemiştir. Kapitalizm, Türkiye'de din inanç vardır. Dolayısıyla böyle bir iftira atarsak bu tutar ve böyle bir icat yapmışlardır.
İslam ülkelerinde Marksizm'in gelişmemesi için, İslam'ın bir inanç sahibi olan insanların yaşadığı ülkeler için böyle bir psikolojik harp geliştirmişlerdi. Sizin söylediğiniz o mide meselesi falan da oradan gelir. Bakın eğer siz diyorsanız ki efendim Marksizm mideyle ilgili de kapitalizm mideyle ilgili de bakın dünyanın en büyük şaheserlerini kapitalizmin hakim olduğu ülkelerde görüyoruz. Romanın en büyüğü, heykelin en büyüğü, müziğin en büyüğü. Bunun sebebi insanlığın orada daha hızlı bir şekilde kapitalizme ulaşmış ve daha ileri bir medeniyet şeklini bulmuş olmasıdır. Suudi Arabistan'dan ben hiçbir romancı hatırlamıyorum. Veya ne bileyim Ürdün'den çıkmış veya İran'dan çıkmıştır. Ama Mısır'dan Nobel ödülü alan romancı var. Yani bakmıyorsunuz. İslam'la ilgisi yok. Şimdi bakınız burada materyal şeye bakacağız, orguya bakacağız. Şimdi dediğiniz gibi materyalizm veya Marksizm mideyle ilgili sadece onunla ilgilidir veyahut da sadece maddeyle alakalıdır şeklindeki görüşünüz her tarafta yanlıştır. Marksizm insanın her şeyini, dinle açıklamıştır. Din bir ideolojidir. Marksizm'in en fazla ilerlediği konulardan bir ideolojidir. Fakat bütün bunların altyapısının ileri olduğunu söyler. Mide dediğiniz oysa üretim ilişkilerinden türer. Deminki konuşmamda da bunu izah ettim. Üretim ilişkilerinin, ülke ilişkilerinin dönüşümüyle düşüncenin ve siyasetin nasıl değiştiğini izah ettim. Ve ayrıca sizin söylediğiniz her şey de mideyle ilgilidir. Onu söyleyeyim. Parti kuracağız diyorsunuz. Neden parti kuracaksınız? Parti kuracağınız ve hitap edeceğiniz kesimlerin pastadan daha fazla pay alması, karınların doyması veya doymaması için kuracaksınız. Ama Hasan Bey, partimizin nasıl olacağını bilmiyorsunuz ki. Daha ziyade sorularla ilgilenirseniz oturumu kapatacağız. Ercüment Bey'e fakat benim cevap vermek niteliğinde bir konuşma yapıyorsunuz. Tamam, bu hakkınız var ya, süremizin sınırlı olması nedeniyle bu karşılıklı... Ben süremi aşmayacağım, size söz veriyorum. Evet. 5 dakikalık konuşuyorum. Sürenin sonuna geldiğim zaman ben bu soruları da öneme aldım zaten. Bu sorular çerçevede siz sattınız. Mümkünse sorularla sınırlı bir konuşma yapmaya özeniniz ve bitireceğiz. Dinleyici kardeşlerimizin de sabrını oldukça aşığımızı görüyorum. Umarım bunu siz de görüyorsunuz. Hayır, konuşmalı... Süre, normal süresi içinde bitirmeye çalışalım lütfen. Canım kardeşim benim 15 dakika mı kaç dakika konuşmam varsa onun içinde... Var, şu anda hakkınız var ve onu kullanacaksınız. Ona gasp yok kesinlikle yani. Müdahalenizin sebebi anlayamadım ben. Yani bu benim böyle konuşmam uzatıyor mu süreyi yani? 15 dakikayı 18'e mi çıkarıyor? 15 dakika doldurma yani sorulara da dikkate almak zorundayız. Onu hatırlatmak istiyorum. Siz benim önümdeki soruları okumadınız. Hasan Bey konuşmasın hep müdahale ediyor. Olsun bir şey yok. Ne şu anda? Bir şey olmaz da sizin rahatsızlığınızın sebebi yanlış yani. Çünkü ben 15 dakika geçmişte zamanı sündürüyor değilim. Ayrıca 15 dakika değil sizin bize verdiğiniz süre. Aslan Bey konuştu yarım saat. Yarım saat efendim süreniz. Doğru, o yanlış değil. Ancak şunu söylemek istiyorum. Yani o size yönelik, size gelen soruların da yanıtlanması gerekliliği gibi bir kaygım var. Yoksa Ercüment Bey'e cevap vermeniz ben rahatsız falan etmiş değil yani. Dilediğiniz biçimde de değerlendirme özgürlüğünüz var. Ben sadece hatırlatıyorum size. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Türkiye bir mozaiktir, inanç mozaiği. Alevi'yi Sünni yapamazsınız. Sünni'yi de Alevi yapamazsınız. Onu yaparsınız demiyorum. Onun için bir emekçi kardeşliğiyle bu problemi çözersiniz. Emekçinin Alevisi Sünnisi olmaz. İnsanların kimliği dinlerle, milliyetlerle oluşmuyor. Sınıflarla oluşuyor. Emekçilerin kimliği emekçi kimliğidir. Menfaatleriyle emekçi olmayan sömürücü kesimlerle zıtlıktır. Pozisyonları budur. Onun için Türkiye'yi kan deryasına döndürmeden bu insanların mutlu bir şekilde yaşamasını sürdürmek istiyorsak inanç zorlamalarına girmeyeceğiz. İnançların tazikine meydan vermeyeceğiz. Meseleleri de masaya yatırıp çözmeye çalışacağız. Şimdi burada somut olarak buna ilişkin sanıyorum gene inançları bakımından Kur'an'ın çözeceğini düşünen arkadaşlarımdan gelen bir soru var. Mevcut yönetimi ve Kur'an'ın çözümünü eleştiriyorsunuz. Sizin getireceğiniz çözüm şeklini açıklar mısınız? Bizim getireceğimiz çözüm demokrasi bakımından yani kültürel demokrasi kültürünün oluşumu çerçevesinde cevap veriyor. Kapitalizm Türkiye'yi şuraya getirmiştir bakınız. Bir MGK yönetimi son derece dar, 11 kişiden ibaret bir insan toplumunun yönetimi haline getirmişti. Kapitalizmin geldiği yer budur. Biz demokrasi dediğimiz zaman bütün
Türkiye insanının, emekçi insanının Türkiye'nin kaderine hükmetmesini getireceğiz. Getireceğimiz sistem budur. Ekonomik olarak getireceğimiz sistem ise bütün ekonomik faaliyet süreçlerinde bu emekçilerin özgürce hükmetmelerini sağlamaktır. Getireceğimiz sistemin özeti budur. Bunun dışındaki sistemin geçersiz olduğu, siz Kur'an'ı bir çözüm olarak görmüyorsunuz dediğiniz için söylüyorum. Bakın bu birleştirmemiş ve çözmemiştir. İran'da da bu olmuştur, Afganistan'da da bu yaşanıyor. Hiçbir yerde birleştirip bir müreffeh toplum yaratıldığını görmüyoruz, sosyalizm dışında. Bu nostalji falan da değildir. Tarih geldiklerle doğdur. Tarihin inişleri var, çıkışları var. Süleyman Bey der ya, 7 defa indim, 8 defa çıktım mı diyor, 6 defa indim, 7 defa çıktım mı diyor. Süleyman Bey dediği gibi sistemlerle dedi. Kapitalizm de birdenbire böyle bir otomobile bir şap diye gelmemiştir dünyaya. Gelmişti, sonra yıkılmıştı, sonra tekrar yıkılmıştı, kalkmıştı. Sosyalizmde bir takım sıkıntılar yaşamak. Ayrıca Çin, Kore, Küba, Vietnam gibi ülkelerde sosyalizm halen yürürlüktedir. Bu da insanların aşağılıkları bir %30'unun üstünde bir miktarı tutar. Alan olarak da aşağılıkları bunu tutar. Sosyalizm insanlığın çaresidir. Kapitalizm Türkiye'yi de bunalama sokmuştur, getirmiş, dayatmıştır. Amerika'da da kapitalizm insanları mahvetmiştir. Fransız insanının, o rakam çok abartılı geldi bana ama 25 milyonun üstünde ruh hastası olduğunu ettiklerini söylüyor. Fransızlar kendileri. Fransa'nın nüfusunun neredeyse 1/3 kadar bir nüfus akıl hastası durumuna gelmiş. Kapitalizmin insanlığı getirdiği yer. İnsanlık eğer buradan çıkacaksa başka bir çıkış yolu göremiyoruz. Biz, ben göremiyorum, bunu tartışırız. İnsanın nehrini kurutmuş, denizini mahvetmiş, balığını öldürmüş, yeşilini yok etmiş, sarartmış. Buradan ancak sosyalizmle çıkacağımızı söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar gerçek anlamda laik oldu mu diyor bir arkadaşımız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir laiklik hamlesi yaptı. 1920'lerde yapılan bir şey olur. Çok büyük bir atılımdır. Türkiye'yi modernleştirme doğrultusunda Mustafa Kemal'in gönderdiğinde gerçekleştirilmiş çok büyük bir devrimdir. Bir Türkiye Türklerin tarihindeki en büyük devrimdir. Türklerin tarihindeki en büyük devrimdir. Şimdi onu kelemeye çalışırken Mustafa Kemal'in malına mülküne falan girmemek lazım. Ama işte malı mülkü var ise de bırakmış zaten. Yani diyorsunuz ya Atatürk orman çıktı. Sonradan kamuya mal olmuş. Yani Atatürk'e orada pek söylenecek bir şey yok. Şimdiki liderlerden biraz farklı Atatürk yani o bakımdan da. Ama tabii daha sonra devlet Türkiye'ye hükmedebilmek için laikliği geminin bordasından atmış. Efendim 1940'lardan 50'lerden başlayarak şu anda da Türkiye'de din propagandası yaparak geçimini sağlayan insan sayısı 500 bindir. 500 bin civarındadır. Yani devleti devletten maaş alarak. İmamiler şu suyla bu suyla falan bu hesaplanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen para aşağı yukarı 5-6 bakanlığa verilen paradan fazladır. 12 trilyon bütçesi vardı bu sene. Dolayısıyla devlet laikliği bir kenara atmıştır. Devlet Kürt meselesini de dinle çözeceğini sanmıştır. Laikliği orada da atmıştır. Uçaklardan, devletin askeri uçaklarından helikopterlerinde ayet hadis atmıştır. İnsanların dinini bir şekilde kullanarak bunları yapmaya çalışmıştır. Türk devletin o bakımdan bir sicili vardır ve bu sicil oldukça bozuktur. Şeytan ayetlerini niye yayınladınız diyor. Siz inansın inanmasın insanların birbirine bahsediyorsunuz ama sizin gazeteniz şeytan ayetlerini yayınladı diyorsunuz. Diyor bir okuyucumuz. Şeytan ayetlerinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şeytan ayetlerinin ne olduğunu bilmeye hakkınız vardır. Şeytan ayetlerini bilmeye ihtiyacınız da vardır. İşte inanç onun için tartışmadan kaçar diyorum. Eğer inanç kendine güveniyorsa neden şeytan ayetlerinin yayınlanmasından kaçınsın? Ve bir özgürlük söz konusu ise hangi kitabın yayınlanacağı konusunda bırakın yayıncılar karar versin. Eğer beğenilmiyorsa okunmaz. Aydın'ın yaptığı iş sadece bu hizmettir. Yani insanlarımıza Türkiye'nin özgür bir okuma ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu ihtiyaçtan yararlanın diye sunduğu bir hizmettir. Orada da bir seçim yapılmıştır. Çok affedersiniz Hasan Bey. İslam İçeriğini biliyor musunuz? Bakın yani neden karşı çıkılıyor? Biz, fikriniz varsa öğrenmek biliyorum, istiyorum. Biliyorum ama aydınlık... Ne diye mesela? Aydınlık söyler misiniz? Biz de bilelim. Bakın aydınlığın yayınladığı bölümler özellikle onu söylüyor. Kaldı ki siz
Bundan da kaçınmamamız lazım. Bakın siz her şeyi söylüyorsunuz Mansur. Ama Hasan Bey, peygamberin hanımları Mekke'de genel evde çalışıyordu diye yazıyor adam. Mekke'de bakın, bir kere peygamberin bir hanımı var. Bilsin. İftira etmeyi de serbest ben, bırakmak ben mıdır insanlık? İnsaf edin. Deminki konuşmamda şunu söyledim. Hazreti Muhammed döneminin devrimini yapmış. Bakın benim devrim kavramına yaklaşımım hayatımla özdeşleşen bir kavramdır. Ve Hazreti Muhammed'in döneminde yaptığı işi devrim olarak kabul ediyorum. Ama şimdi onu getirip inanç sistemlerinin bir zorlaması haline getirirseniz bu çok yanlış olur ve bilim dışı olur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Aydın'ın yayınladığı bölümlerde hiçbir şekilde Hazreti Muhammed'in eşlerine vesaire herhangi bir saldırı söz konusu olmamıştı. Biz bunu da dikkate almışızdır. İnsanımızın hassasiyetlerine de yüzdür. Ancak Türkiye'de neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına kör testereyle karar vermeye kalktığınız zaman bu ülke kan gölü olur. İşte siz dediniz ya kimin üstte kalacağı belli olmaz. Bu soruya medeni bir şekilde tartışarak uygarca cevap verelim istiyoruz. Kan gölüne dökülür diye tehditlerle bir kitabın yayınlanmasını, yayınlanmamasını önlemeye kalktığınız zaman sonuç alamazsınız. Anlamamıştır. Bakın yani buradan netice alırız da alır götürürüz siz düşünüyorsanız bu da mümkün değildir. Orada da başka sorunlar çıkar karşımıza. Emperyalizme bağlı milliyetçilikler dediniz, bunu açabilir misiniz, ne diyorsunuz diyor bir dinleyicimiz. Emperyalizme bağlı milliyetçilikler demedim. Emperyalizmin tahrik ettiği milliyetçilikler, kutuplaşması, emperyalizme bağlı. Emperyalizm Türkiye'nin çok milliyetli yapısından yararlanıyor. Türklüğü kollar gibi yapıyor, Kürtlüğe bazı tavizler veriyor ve bu iki milli unsurun karşılıklı boğazlaşmasından bölgeye de bir hegemon yapılmaya çalışıyor. Bu çok açıktır. Bunun tartışılması tabii çok öğretici olur. Gireriz fakat zaman darlığından bu kadar söylüyorum. Türkiye bir Bosna haline getirilmek isteniyor. Sözüme karşı arkadaşım biri kim getirmek istiyor sorusunu yönetmiş. Bosna'yı kim Bosna haline getirmişse onlar Türkiye'yi Bosna haline getirmek istiyorlar. Bakın Yugoslavya sosyalistken Boşnak'ta, Hırvat'ta, Sırp'ta, Makedon'da, Romen'de hepsi bir arada yaşayabiliyorlardı. Türkiye'den çok daha fazla milliyetin bir arada bulunduğu bir ülkeydi. Ve şunu size söyleyeyim, %34 nispetinde Hırvat ve Sırp birbiriyle evliydi. O kadar iç içe geçmişti. Ama ne oldu? Sosyalizm bertaraf edilince orada Hırvatların arkasına Almanlar geçti ve Hırvat-Sırp çatışması. Çünkü Hırvatistan daha gelişkin bölgesiydi Yugoslavya'nın ve Almanların öteden beri, Hitler zamanından beri, daha da eskiden beri Hırvatistan'da gözü vardı. Oranın arkasına geçildi, Sırplarla çatıştırıldı. Daha sonra Boşnakların arkasına Amerika geçti, Sırplarla Sırpların arkasına Ruslar geçti ve orada gene bir milletler boğazlaşması ve yüz binlerce ölü. Türkiye, şimdi zaten içine girdiğimiz yeni dünya düzeni bütün dünyada böyle bir tablo yaratıyor. İşte Türkiye Cumhuriyetlerde Ermenistan, Azerbaycan meselesini görüyoruz, Çeçenistan meselesini görüyoruz. Türkiye bölgesi de, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge de bir milliyetler boğazlaşmasına sahne yapılmak isteniyor. Türkiye'nin insanı buna sahip çıkmazsa bu olur. Buraya gidiyor iş. Bir taraftan Kürt milliyetçiliği, bir taraftan Türk milliyetçiliği diye bir kavganın içine Türkiye sokuluyor. Emekçilerimizin bundan hiçbir çıkarı olmadığını düşünüyorum. Türk emekçi ile Türk emekçi tıpkı Alevi ile Sünni gibi bir arada pekala yaşayabilirler. Alevi'yi Sünni yapamadığınız gibi Kürt'ü de Türk yapamazsınız. Eğer adam kendine Türk diyorsa bunun çaresi yok. Onu öldürüyorsunuz en fazla. Türk'ü de Kürt yapamazsınız. O zaman bırakın bunlar bir arada yaşasınlar. Nasıl yaşasınlar? Emekçi zeminlerinde yaşayabilirler. Kapitalist zeminlerde yaşayamazlar. Emperyalistler onları bir arada yaşatmak istemiyorlar. Demek ki emekçiler omuz omuza vererek emperyalizmin Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tıpkı Kürt ve Türk emperyalizmi göğüsleyecek, kendi ülkesinde bu özelleştirme süreçlerine direnecek, sömürgeleşme sürecine direnecek, bağımsız bir ülkede kardeşçe yaşayabilecek. Ama burada Vehbi Koç olmayacakmış, Sabancı olmayacakmış, Tansu Çiller olmayacakmış, olmayıversin. Ya onlar olmayacak ya da bu memleket kan deryasına dönecek. Söylemek istediğim olay budur. Ben kardeşliği savunuyorum. Bazı sorulara cevap verdiğim için böyle geçiyorum. Kamu çalışanlarla ilgili bir soru var. Onların örgütlenmesi hangi süreçleri izler gelir diyorlar. Kamu çalışanları vesaire işte bu özelleştirme sürecinin altında kalır arkadaşlar. Eğer özelleştirme süreci olursa bakın devamlı kafayı taktıkları olay Türkiye'de 1,5 milyon memur var. Bunlar işsiz güçsüz oturuyorlar, radyo dinliyorlar veya nakış örüyorlar.
Biz bunlara bir çağrı bulalım, sokağa atalım. Kendi arasında memurların çatışmalar çıkartmaya çalışıyorlar. Müdürden fazla alan hademe var. Bilmem genel müdürden fazla para alan kapıcı var gibisinden. Bu kesimleri, çalışan kesimleri birbirine düşürmeye çalışan yoğun bir propaganda da yapıyorlar. Şimdi ben orada şunu söylüyorum. Peki genel müdürden fazla para alan kapıcı sizi o kadar rahatsız ediyor da şu tazeci başbakan 50 yaşında galiba 50 yaşında başkan, başbakanın servetiyle kapıcının servetini bir karşılaştırmanız daha doğru olmaz mı? Vehbi Koç'un serveti, Vehbi Koç dünyada karlılık rekoru kırdı arkadaşlar beyaz eşyada. Dünya kar şampiyonu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Vehbi Koç'un servetiyle niye siz o hademenin maaşını karşılaştırmıyorsunuz da hademeyle genel müdürün maaşını karşılaştırıyorsunuz? İşte bu soruların cevabına arkadaş artık biz buna son vereceğiz demediğiniz sürece ulaşamazsınız ve Türkiye'de de bir rahat ve huzur ülkesi yaratamazsınız. Şimdi kamu çalışanlarının örgütlenmemesi de özelleştirme programının içindedir. Bakın sendikalar bitiriliyor şimdi yavaş yavaş. Özel sektörde zaten 250 bin kadar sendikalı işçi var. 1 milyona yakın kamu sektöründe var. Şimdi bu özelleştirme süreci içerisinde işsizleştirme, taşeronlaştırma vesaire sendikalar bile bitiriliyor. Kamu çalışanların sendikalaşmasının karşısında da bu süreç var. Karşılarında emperyalizm var ve onlara karşı dövüşmedikleri takdirde bir başarı kazanamayacaklar. Bu da siyasi mücadeleyle olur. Zaten benim bir partide oluşum da bu sebeple siyasi mücadele olmadan, bir iktidar mücadelesine girmeden bu hakları alması da kamu çalışanların mümkün değil. Ama onlar ayağa kalkmışlardır ve bunun hakikaten yolunu arıyorlar, buluyorlar. Önümüzdeki dönem zaten kavga bu kavgadır. 95'te göreceksiniz bir genel direne de yaşayacaktır Türkiye. Bunun atmosferi ısınıyor. Sıfır zam vereceğiz diyor şimdi. %100 enflasyonun altına sokmuşsun. Efendim %50 geliri düşmüş adamın. Ve siz ona diyorsunuz ki ben sana sıfır zam vereceğim. Türkiye'nin kapısını genel direne çalıyor. Bu boy ölçüşmesinden bir sonuç çıkar. Bir arkadaşım yine Kur'an-ı Kerim'de deve ticaretiyle ilgili bir ayet söyler misiniz? Ben sınavdan geçirmeye yönelik bir şey ama ben Kur'an-ı Kerim'i genel olarak da yani böyle ayet ayet size söyleyecek kadar şu ayet şuradadır diyecek kadar değil ama ben genel tarihi çerçeve içine oturtacak kadar biliyorum ve onu da söyledim. Şunu biliyorum, deve alışverişi değil sözünü ettiğim, deveyle o zaman ticaret yapıldığı için ticaret düsturlarını getirdiğinden söz ettim. Herhalde burada anlaşabiliriz. Bugünkün akil vasıtaları. Bugünkün akil vasıtası. Bugün tırların için, yerine tabii, bugün develer. Kanunlar nasıl ki tırlarla yapılan ticaret düzenliyorsa Kur'an-ı Kerim'de o günkü sisteme onu getirmiştir anlamında söylüyorum. Yoksa ayetlerle bir tartışma veya bir Kur'an üzerine bir tartışma söz konusu değil. Siz Türkiye'deki rejimdeki çıkmazları da bahsediyorsunuz. Siz de bir parti kurdunuz. Sistemin bir parçası değil misiniz? Bir sisteme karşı bir parti, işçi partisi olarak genel başkan yardımcısı olmam dolayısıyla sorulmuş bir soru. Sistem dışı ve sisteme karşı bir parti olduğunuzu konuşmamla anlatmış olmalıyım. Kürt-Türk kardeşliği hangi platformda nasıl oluşturacaksınız? Kürtler ve Türklerin eşitlik, özgürlük ve gönüllülük temelinde birleştirilmesine esas alan bir çalışma olmadan bu meselenin çözülemeyeceğine inanıyorum. Öbür çözüm denenmiştir. Şiddet çözümü denenmiştir, çözülememiştir. Bakın Kürtlerle Türklerin birleştirilmesi tarihimizde vardır bizim. Mustafa Kemal nasıl birleştirmişse şimdi gene öyle birleştirilebilir. Mustafa Kemal şöyle birleştirmişti. Amasya Tarihi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi buralar Türkiye'nin ilk anayasalarını ortaya koyar. İlk anayasal metinleri de bu kongrelerde. Ve der ki bu ülke Türklerle Kürtlerin meskun olduğu toprak parçasıdır. İsmet İnönü Lozan'a gider der ki ben buraya Kürtlerin ve Türklerin temsilcisi olarak geldim. Türklerin ve Kürtlerin ortak hükümetinin temsilcisi olarak geldim. Ortak meclisinin temsilcisi olarak geldim. Bu zihniyete geldiği zaman Türkiye, Kürtler birleşebiliyor. Birleşmişler daha önce yani. Birleşebiliyor derken ben hayali bir şey söylemiyorum. O dönemde birleştiklerine göre bu dönemde de birleşebilirler. Ama buraya gelmek lazım. Ama Türklerle Kürtleri biz savaştıracağız diye bir çabanın içine girerseniz bunun olmayacağı bugüne kadar anlaşıldı. 15 bin ölü senelik 300 trilyon askeri masraf, kendi topraklarında yürüttüğü bir savaşta harcadı, askeri masraf şeklinde gelmişti. Çözümsüzlük burada görülüyor. Bana bir son soru var, onunla bitiriyorum. Aslanbaşa Kafaoğlu hocam kendi adına konuşuyorum dedi. Siz de konuşmanızı kendi adınıza mı yapıyorsunuz?
Ben zaten metinleri biz arkadaşımızla kendimiz vermiştik. Genel başkan yardımcısı olarak tanıtmasını ben istedim. Dolayısıyla kendi adıma olduğu gibi parti genel başkan yardımcısı olarak da söylemiş oldum. Aslan Başak Kafoğlu'nun söylediği bir şey var. İşte biz diğer sosyalistlere de iyi bakıyoruz, sıcak bakıyoruz. Zaten bizim de bakışımız farklı değildir. Ama şöyle bir eleştiri yapayım. Hani sosyalistler kendilerini hiç eleştirmediler gibi olmasın. Bir şıklık olsun hani bizden de. Şimdi tabii ben Birleşik Sosyalist Parti'nin milletvekili adayı da Kafaoğlu İstanbul'da. Bizim de adayımız vardı. Şimdi partisi adına konuşmamasını yadırgadım. Ayrıca konuşmamasında şöyle bir anlam da buldum doğrusu. Çünkü bir Sosyalist Parti'nin genel başkanı öz eleştirmen karşı çıkmıyor. Ama ben Aslan Başak Kafoğlu'nun burada öz eleştirmeyle ilgili söylediği her şeyin altına imza atarım. O öz eleştirmeye parmak kaldıranlar vatan haini dedi. Ama Sadun Aran'ın demeci var. Der ki gerekli tedbirler aldıktan sonra öz eleştirmede bir mahsul yoktur. Şimdi dolayısıyla onun o kişisel konuşmuş olmasını da böylece anladığımı ifade etmiş oluyorum. Onunla beraberim yani bu bakımdan ve ona da bir parti propagandası yapmış oluyorum. Onu İşçi Partisi'ne davet ediyorum. Sayın Başkan, burada nikah da kıyılıyor mu? Bu salonda nikah da kıyılıyor mu? Elbette. Kıymak üzere gelin. Keşke. Bizim nikahımız.